Merhaba sevgili izleyenler, bir konuşalımdan iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz. Hakan Zafer'le birlikte bu haftada karşınızdayız. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Teşekkür abi. Teşekkür ederim, siz Çok şükür, iyiyiz abi. Allah'a şükür. Bir haftalık bir aradan sonra, ki normal olan bir aradan sonra birlikteyiz çok şükür. Bir 15 dakika gecikmemiz oldu. İzleyicilerimizden özür diliyoruz, bekleyenlerden özür diliyoruz. Bu hafta da konuşacağımız bir konu var sevgili izleyenler. Çok gündeme falan girmek istemiyorum Hakan abi. Ee, Güzel gündemler var aslında. <laughs> Güzel gündemler göreceğiz dostlar. Yani Çok Gezen var mesela. Zırt diye gündeme girdi. <laughs> ya evet evet. Onunla, onunla alakalı bugün bir video hazırlayacaktım. Yani yıldım ya. Yıldım yani. Hakikaten aslında çok şey bir konu üzerinde geyik de yapılabilir bir konu ama yıldım artık ya bu az zekalılık bu kıt zekalılık nedir ya bu küçük zekalılık nedir yani hani kendi kalezine gol atmak diyeceğim rakip forvete pas vermek diyeceğim ne, ne diyeyim yani arayıp da bulamayacakları şeyler hakikaten de milleti olarak çok kolay konuşuyoruz. Biraz onun tehlikesiyle karşı karşıyayız aslında. Evet, evet. Çok kolay konuşuluyor. Yani bir karşınıza biri siz kızdırınca size birçok bir şey söyletebiliyor mesela. Bu kötü bir şey. Benim için de, bizim için de geçer bu şey. Yani e, özellikle son dönemlerde yani böyle biraz insanların öfkeleriyle oynuyorlar insanlar. Diğerleri yani böyle gizli kapaklı falan değil bu insanlar. Bir başkası yani. Herhangi birisi. Öfkeyle oynatıp öfkeli öfkeli bir şeyler söylettirmeye işte bu gerek Aynen. kullanacağı Aynen. şeyler olabilir. Gerekse ona yakışmayan şeyler söylettirerek ya gördünüz mü? ben işte boş yere demiyorum bu adam böyle filan diye. Ağzına yakışmayan sözleri öfkeyle söylettirdiği zaman insanların gözünden düşürmeye çalışılıyor gibi bir şey var ortada durum var. Yani ne ya kadar çok kızdırırsak o kadar ağzıyla suç işletiriz de olabilir bu. E, belgeleriz bir yerde bırakırız bu belgeleri günü Aynen. gelince lazım olur dengi gibi gözden düşürürüz. Yani o yani klasik insan zaafı aslında bu. Kimisinde bu daha fazla şahıs olarak ya da kimi topluluklarda bu daha da e, zafiyet yüksek. Oradan hani, Hı -hı. E, orada şeyi görünce hazineyi görünce topu hep oraya atıyorlar. Oradan vuruyorlar yani sürekli dediğiniz gibi konuşulmaya böyle şey mevzular var. Milletin çabuk gaza geldiği konular var. Hemen evet. onu, onu ortaya atıyorlar. sonra kenara çekilip izliyorlar. Yani anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Yani bugün ciddi ciddi bununla alakalı oturdum böyle yazdım, bir şeyler yazdım ya. Bu kadar olmaz. Yani bu kadar olmaz diye yani hakikaten ya yani millet şu anda ya sadece bu Türkiye zam muhabbeti e, o eski büyükelçinin söylediği değil birçok şey var yani. Evet evet yani ben tam da bununla alakalı bir şey yapacaktım. Yani tam da Yoksa insan harrana harra, har 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 neydi Oxford getirdik mi dedi bir şey dedi herhalde. Hakkari'ye. Hakkari'ye mi dedi Harran? Ben ne bileyim. Şey, yani e, çok tevafuk yani. olacaktı yoksa. Harran Üniversitesi'nin çok bilge profesörü, e, rektörü istifa etti ya yıpratmamak için. Evet. Siyasi şahsiyeti. <laughs> yani bilim dünyasının geldiği yere mi Aziz Hainez? yoksa gerçekten e, adamın Oxford'dan şundan haberi yok. O, o, kolay kolay Oxford olmak ne demek Onun bilmiyor? Bilmeyebilir. Gerçi üniversite yüz görmediği için olabilir. Ya, aşağılamıyorum bunu. Ee, diploma geyiğine sar, sarılmak da istemiyorum ama yani yalandan dolayı yoksa bir adam babam da üniversite mezunu değil olmayabilir de hiç sorun değil yani ne olacak ki yani olmazsa ne olur ee, ama hem cehaletten beslenip hem de Oxford geyi yaptınca bu bu tezata düşme yani bunlar bu yani ne bileyim son dönemlerde hani faturacı e, videocular çıktı böyle fatura elinde kol evet, gibi fatura evet. filan bu tipler böyle. Bunlar yani düğmeye bassanız bu kadar olmazdı. Yani kendi kendine yapıyor bu insanlar. Ben öyle gizli gizemli bir şey zaten meram yok. Hoşuma da gitmez böyle yorumlamalar. Altından bir şey aramam ama yani adam biri evinde böyle öfkelenmiş çekmiş diyorum. Yani e, bu, bu bütün bunlar bu kolay konuşma hastalığı işte. Yani en tepedeki de en dipteki de en cahili de en bilgini de kolay konuşuyor. Bir bakıyorsunuz adam yılların tanıcısı diyorsunuz. Ya bunu Tinerci çocuk yapmaz ya köprünün altından bir tinerci çevirseniz bu sözü o söylemez dersiniz. Yani onun söylediği arabeskle kafayı bulmuş bir çocuğa bunu söylettiremezsiniz ama o söylüyor. Yılların e, profesörü bilmem ne profesörü, AB alanları hiç fark etmiyor hepsi gitti çünkü. E, yılların hocası ilaççı falan diyorsunuz. Bugün şimdi konuşacağız Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin kavmi öyle şapşal bir kavim değil. Semud kavmi Kur'an onu söylüyor. Onlar basiret sahibi, basiretli, görücü bir kavimle diyor. Yani aklı başında adamlardı bunlar aslında. Yani salih reddettiler ama bunlar aklı başında adamlar. Yani öyle sıradan insanlar değil bunlar. Yani ben de aslında yani. bugün sormayı düşündüm sorulardan birisi buydu. Yani nasıl bir kavim, nasıl bir topluluk hı hı. deveyle imtihan oluyor. Yani baktığı zaman hani böyle seviye tespit sınavı olarak ele alacak olsak bu çok basit bir imtihan hı hı. aslında. İnsanların bu imtihanı kaybetmemesi lazım. Evet. Değil mi yani? Bu deveye Tabii. dokunmayın ya. Bu kadar basit. Bu deveye dokunmayın. Gidin bütün develere dokunabilirsiniz. Onlardan süt alabilirsiniz. Kesebilirsiniz. Hı -hı. Etini yiyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Sığır kesin, koyun kesin. Hiçbir problem yok. Sadece bu deveye dokunmayın. Baktığınız zaman çok basit bir imtihan İmta. gibi. Ama ama işte anki bu suresinin ayeti. E, rakam bilmezdim de hatırlamıyorum şu anda. Göz açık kimseler diyor işte yani onlara. Yani basiretli aslında. Bunlar bakıyorsunuz e, basiretli kimselerden çıkan laflara ya diyorsunuz bu kadar ilmi boşa yaptın? Yani sen birçoğun tanıdığınız insanlarda da bu oluyor. Yani e, bu işte kolay konuşma hastalığı. Konuşmayı bir meslek edinme. Konuşmak zorundaymış gibi hissetme gibi durumlar oluşuyor. Halbuki ben susabilirim kardeşim ya. Bu da bir erdemdir. E, dilsiz şeytanlık anlamında demiyorum. Ben yani susma deyince böyle susmayı kutsama. Laf bana gelmemişse susarım yani. Benim olmayan lafta susarım. Söylediğimde e, lafın gölgesi olduğu hakikate bir zarar gelecekse susarım. Yani bu susmak kötü bir şey değil burada. Ama e, eğer konuştuğum hakikatse ve yerindeyse ve o söz benim ağzıma aitse o sözü söylemem bir ibadettir aslında. Niye kelim olan Allah'ın kelam sıfatı olan Allah'ın bana verdiği ifade hürriyeti gibi başka bir kulun engellememesi gereken bir hürriyeti kullanmış dolayısıyla büyük bir ibadet yapmış olurum aslında. Fakat her şeye konuşunca, her yerde konuşunca, her şey için konuşulunca, e kolay konuşuluyor. Yani e, bir de konuşma dediğiniz şey hesabı olan bir durumdur aslında. İsra suresinin bir ayeti var. Hani Allah Resulü onu tefsir eden bir ifadesi var bir hadiste. E, her gün diyor sabah bir yani bir mizansen aslında bu. Yani bu böyle gerçekten fiziki olarak böyle oluyordur anlamına gelmez ama Allah Resulü'nün gözümüzü resmettiği şey şu. Her gün el, ayak, göz filan kulak bunlar dile e, temenna durur. E, yani derler ki ya sen hizada dur. Sen düzgün gidersen biz de gideriz. Yani ben tam metni hatırlayamıyorum şimdi. Türkçe'yi nasıl çevirdiklerini bilmiyorum. Ama e, dile karşı diğer uzuvlar der ki ya sen ayarını bozma biz 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 de bozmayız yani sen bozarsan bizim halimiz harap manasında e, Kuranda da galiba İsra suresinin 36. diye hatırlıyorum ben ya, ya, rakam yanlış olması yani bu bu tür rakamlar verirken aklımda kalan söylüyorum yani bakılabilir yani, yani bazen e, sonradan ben de fark ediyorum yani numara olarak e, 36 değil de mesela 136 mesela yani böyle kalıyor aklımda. gidiyor. İsra suresinin 36. ayeti galiba. Hakkında bilgin olmayan ve la tekfü leke bihi a'ilm diye. Bilgin olmayan bir şeyin peşine düşme. Dur orada. Stop diyor yani. Orada durman lazım. Çünkü innesem avel basara göz, kulak bu duyular bir yandan da metni hatırlamaya çalışıyorum o yüzden yavaş gitti. Bu duyular, göz kulak işte neyse konuşma bunlar mesuliyet doğuran fırsatlardır aslında. Yani bunları kullanmak bir sorumluluk da doğurur. Nedir bu sorumluluk? Durmanız gereken yerde durmayı bilmektir aslında. Konuşmamanız gereken yerde susmak, duymamanız gereken yerde kulağı tıkamak. Mesela gıybet gibi, iftira gibi, töhmet gibi, buralarda kulağa tıkamak, ilgisiz kimseyle ilgis, ilgisiz bir konuyla veya size e, boş, lüzumsuz bir konuyla meşgul olmamanız gereken bir şeyle e, kulağa tıkamak veya gözü kapatmak, bakmaması gerekeni bakmamak, görmememiz gerekeni görmemek. Bu haram nazar manasında söylüyorum. yoksa e, işte onu gözünü at gözlüğü takmak değil böyle anlaşılmaz. Buralar mesuliyet doğuran fiiller. Bunların mesuliyeti durmaktır, yerinde durmaktır. Çene yerinde kapanmakla mesuldür yani. Çeneyi taşıyan insan biraz üstteki beyniyle o çenesini kapatmak zorundadır. Ne zaman kapatması gereken yerde. Ama lafım var konuşurum. Ben böyleyim arkadaşlar işine geliyorsa gibi bu novranlıklar, bu fıtrilik, doğallık, hatta samimiyet gibi algılanan kabalıklar. Asla e, hakikate hizmet etmez. O zaman şöyle bir şey gelir mi? Hakan Zafer fikir hürriyetine karşı mı çıkıyor? <laughs> İnsanların düşüncelerini ifade etmelerine karşı mı çıkıyor? Yo ben genelde özgürlük düşüncem şu. Başkalarını yok saymamak. Yoksa kendi istediğini yapmak değil. Ben diğer taraftan düşünüyorum. Bu yıpratıcı mı? Evet yani şahıs olarak yıpratıcı. Kendini çok sınırlandıran bir insan mesela. Bu beni çok rahatsız ediyor. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Başkalarıyla konuşurken, yaparken, ederken, davranırken, ne bileyim borç açıcı bu filan. Neyse işte. Ee, hani geçen hafta biterken konuştuk ya. Yani ben bir yerden biri def olacaksa o ben oluyorum mesela. <laughs> Her zaman şimdi böyle. <laughs> yani def olma becerisini kim gösterir? Yani ne bileyim bir kavga ayrılacaksa kafasına taş diyecekse o ben oluyorum yani fiili olarak da kafamda çocukken çok taş izi var yarık var o yüzden belli numaranın altında berbere <laughs> söyleyemiyorsunuz beşten aşağı kesmiş şurayı falan diye hoş biz de sarı taş tarikatındanız kendi kendimize açımızı kesiyoruz artık <laughs> Yeni yetenekler ortaya çıkıyor abi. Evet, yani imkan almayınca yani, yani aynı imkana kavuşamayınca. Bu imkan olmayınca şey yapalım hani bu fakirlikten bahsetmiyor Hakan abi. İyi evet, evet. Kuaför ya da berber bulmak bazı yerlerde bazı ülkelerde o kadar kolay değil. Yoksa parayla alakalı bir durum yok. Şimdi izleyicilerimiz değil, tabii. üzülürler. Yani ben öyle değil izleyicilerimiz olduğundan. Azim iyi... için demiyorum. Yazık Hakan Zafer'in berbere gidecek parası yokmuş ya falan diye. böyle <laughs> bir durum oluşmasın. Şimdi bir özgürlük anlayışından yola çıkarak Söyledim mi yıpratıcı bir şey Diğerini yok saymamak üzerine Ben özgürlük anlayışımı kuruyorum Yani bir başkası doğru olmayabilir Yani olur mu istediğimi Hayır yani Robinson olsan Ne bileyim yani üstüne başına dikkat etmen Gerekebilir yani Ne bileyim işte bir öğretmenin bir Küçük bir sözünü hatırlıyorum ben Kim söyledi bilmiyorum Tabii ben ortaokul Birdeydim bir tarih hocası söylemişti ee, karanlık bir mağarada olsan gerçek erdemli insansan eğer esnerken ağzını kapatman gerekir filan diye böyle bir şey demişti hiç unutmuyorum cümlesini. Bu erdemi sergilerken başkasını e, varsayma karşısında rahatsızlık verecek şeyleri de yaparken yok saymama. Yani ben müzik dinliyorsam yanımdaki insanı yok saymadan dinlemek zorundayım. Olur mu canım sanata mı diyor. Hayır ne alakası var bu gene dinleme diye bir şey yok başkasını yok sayma bir başkasını alçaltmamalı bizim özgürlük düşüncemiz. Yani onun haklarını yok saymamalı. Yani onu daha argolaştırmış gibi olacak ama adam yerine koymak zorundayız herkese, herkese. Yoksa o ne ki canım, o ne ki, o ne ki diye herkese dersek kul bakmayacağım zaten oluk kalmaz. Çünkü bu bu çamurdan varlığı bırakırsanız kendin Tanrı'nın yanına koyacak kadar büyütür çünkü. Yani herkesi küçülterek yapar bunu. Yani insan kendini nasıl büyütür? Başkasını küçülterek yapar. Başka imkanı yok bunun. Yani ben şuyum dediğinizde sen o değilsine gelir yani. Bir yerde gelir bu. Dolayısıyla bir başkasını küçültürsünüz ki siz büyüyesiniz. Niye? E çünkü eşitsiniz. Eşit yaratılmışsınız. Ve sizi yaratan diyor ki hiçbirinizin ben, benim yanında farkı yok. Hepiniz aynısınız. Yaratılış insan olarak. Meziyet onda değildir. Bakın aynı olduğunuz şeylerde değil. E, kendi iradenizle farklılaşacağınız alanlar var. Sizin için yarattım bunları. İnanç gibi mesela, erdem, ahlak gibi. E, buralarda e, öne geçebilirsiniz, farklılaşabilirsiniz. Yoksa kulak sahibi, herkes aynıdır. Irk, kan, şimdi çok konuşuluyor. Yani Suriyeli ile Mardinli'nin ve Beşiktaşlı'nın ne farkı var ki? Helsinki'den, Hamburg'dan birisini alsanız, ne bileyim hani Antananarivo e, alsanız birisini çattan birisini alsanız ne farkı var ki insan olarak hepsi aynı. Yani renginden dolayı birbirini önceleyen insanlara Allah'ın durdurmasıdır bu. Irkından dolayı, konuş dilinden dolayı mesela. Ha Türkçe konuşmuşsun, ha Türkçe konuşmuşsun, ha Samice konuşmuşun ha e, Flemanca konuşmuşsun. Ne fark eder ki? Yani bunun Allah katında hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bunlar hani insana yarar meziyetler değil. Hani ben Türkçe konuşuyorum. Dolayısıyla şimdi o büyük eski büyükelçi, bu katlı eski büyükelçi öyle değil mi evet. de onun e, onun konuşması gerekiyor aslında. öyle daha henüz hesabını vermiş değil o tiyatrosunun e, Davudoğlu ile bunu yan yana getirip keşke eskiden oluyordu bunlar. Uğur Dündar ikisini yan yana getiriyordu iki kişi şey falan Şimdi olmuyor maalesef işte. Şimdi izleyicilerimiz belki konuyu bilmeyenler vardır. E, Türkiye'nin eski Musul e, konsolosu. Evet, evet. Ne olmuştu Musul'da? Biliyorsunuz IŞİD orayı bastı. Bir terör örgütü, bir çapulcu topluluğu hani Gezi'deki gençlere çapulcu demişlerdi ama asıl çapulcu denilecek tipler bunlardır. Düzenli bir ordu değil bunlar. Bir çapulcu, bir eşkıya topluluğu artık nasıl derseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konsolosluğunu bastı. E, teslim aldı resmen orayı yani orası evet, Türkiye Cumhuriyeti toprağı sayılıyor. O i̇şgal etti orayı. E, şimdi o konsolos, o günün konsolosu tabii orada karanlık bir 3-5 gün var. Ne olduğunu bilmiyoruz yani. Normalde orası teslim edilmeyebilir, kimse esir düşmeyebilir vesaire vesaire türlü yollar var. E, operasyon yapılabilir, her şey yapılabilir. Ama bunlar yapılmadı. Şimdi o konsolos milletvekili oldu Cumhuriyet Halk Partisinden ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak gerçekten. Ee, milletin KHK'larla açlığa, sivil ölüme mahkum edildiği, iş bulamaz, hiçbir yerde çalışamaz hale getirildiği, hiçbir hak talep edemez hale getirildiği, ülkede demokrasinin, hukukun, adaletin, insanlığın öldüğü bir ülkede çok önemli bir gol pası verdiler iktidar partisine. Ee, İslam'ın her şeyini sömüren, sömürmek için hazır bekleyen e, bir kitleye ezan Türkçe okunsun gibi harika bir pas attılar. Ee, yani başka fikirler verebilirim onlara. hemen başörtüsüyle alakalı bir şey diyebilirler. Eğer bir pas daha vermek istiyorlarsa. İmumatipler kapatılsın diye bir şey ortaya atabilirler. Eğer bir pas daha vermek istiyorlarsa. Hatta, Farkın klabı var. Tabii <laughs> Hiç daha, daha evvel verdikleri paslar var mesela. İşte gidip Arabistan'a gidip de bilmem kime mi para yedireceksin falan filan gibi. <laughs> ee, inananların, inanmış insanların, inanan insanların bütün inandıkları değerleri aşağılasınlar. Ee, onların e, iktidarın zulüm yelkenini biraz daha rüzgarla doldursunlar. Biraz daha coşsun gitsin onlar. Sonra da gelip bize laf soksunlar, laf çaksınlar. Zamanında siz onları destekliyorsunuz desinler. Yani evet. siz hala destekliyorsunuz. Hiç Bundan iyi destek mi olur? Bundan iyi destek mi olur? Hep desteklediniz. Yani siyasi olarak kullandıkları bütün mağduriyetleri siz sağladınız adamlara. Türkiye'deki koca bir kitleyi bu adamlara mecbur mahkum ettiniz. Muhtaç ettiniz. Yani Bunları konuşmayalım ama tabii ki siz zamanında onları desteklemiştiniz. Güzel, orada ekmek var, oradan çakın zaten. Evet. Yani orası kolay ama diğer taraftan hani konuyu bilmeyen izleyicilerimiz için böyle bir <laughs> özet geçeyim dedim. Bugün çok sinirliyim bu konuda. Yani buna çok çok sinirliyim. Bu kadar olmaz. <laughs> ee, ya işte ciddi almak da bazen hata oluyor aslında. Biz bazen çok ciddi alıyoruz. Halbuki ciddi almamamız gerekiyor çünkü hani makamların filan. Bunlardan hani bunlara teşekkür etmemiz gereken bir şey var. Yani bize gösterdiğiniz kardeşim A ve makamı şurası burası koltuklar şunlar bunlar. Meğer bunlar hiçbir şeymiş ya. Hiçbir şeymiş. Yani evlatlarımıza yarın şunu demeyeceğiz. Ya bir milletvekili ol filan. Ama ne milletvekili olacağım filan deriz. Hem yani dedin de ya, çapulcu muhabbeti. Şimdi işi de söz kondurmayan toz kondurmayan adamlar bir ton adam var. Şöyle, böyle değil yani ve ee, bunlar bayağı ciddi ciddi de görünürdüler öyle 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 değil yani siz benim en çok aldığım soruyu söyleyeyim ben. Cuma namazına gitmiyorum vebal var mı hocam? içim çok daralıyor. Ne yapayım filan? Nereye gideyim var mı bir bir, bir söyleyeceğiniz bir şey? Ee, birçoğu da şöyle diyor izleyicilerden, takip edenlerden. Bir gitme desem var ya hocam. O kadar dua edeceğim sana diyor. Bana yani durumu görüyor musunuz yani? Çok Duruma fena. bak. Halbuki bu adamlar İstanbul'da, Ömerli'de, Beykoz'da şurada burada Rami'de Riva'da pardon Rami diyorum. Riva'da çayırlarda binlerce kişi bayram cuma namazları kılıyorlar. Hani dediniz ya de, Çapulcu diye. Hiç kimse evladı bir işitçi olsun istemez yani. İstemez. Yani. Buna bunlara biraz serser ser gençler takılıyorlar sinirli sinirli filan diyenler de istemez. Veya işte iki tane assubayı öldürüp sürmeli gözleriyle bütün Türkiye'ye havayı basıp e, sonradan Hatay'dan Suriye'ye geçen o çocuk gibi e, olsun istemez. Kim? Onu serbest bırakan hakim savcı da istemez. Çocuğu onun gibi olsun istemez yani. Şimdi biz de yani bunlara teşekkür etmemiz gereken bir şey varsa bu tip adamlara olduğu yeri e, liyakatsiz dolduranlara de, yani buraların bir şey olmadığını gösterdiğiniz millete. Eğer bir ama şurada ipin ucunu bırakmamamız gerekiyor. Yarın bir gün ortalık durulur fırtına dinerse. Buraların hala bir şey olduğunu zannedip buralarda oturan eee böyle algın bu. Burnunu silen, tuvalete giden, senin benim gibi yemek yiyen, uyuyan bir ademoğluna eee temenna durursa birileri gene söz e, tükrüye o tarafa doğru çevirmemiz gerekiyor. Yani bak buranın gö gözümde kıymeti kalmadı. Yarın Aynı yere bir başkası veya aynı fark etmez. Ortalık durulduğunda şimdi Ahmet Dönmez'in yazısı üzerine bunu, bu cümleleri söylüyorum. Son iki 3 cümleyi. yani ortalık durulduğunda e, gene aynı olursa o zaman kimse kusura bakmasın yani. Öyle, öyle bir şey olmaz yani. Bir, bir mümin bir delikten binlerce kez sokulmaz kardeşim. Hadi iki üç neyse, 5 neyse, 10 neyse hadi tamam. Ama bin defa da olmaz ki yani bunun bahanesi yok yani oraların o yerlerin kim oturursa olsun veya dünyanın herhangi tarafında gözde büyütülmesine ben e, razı olmam en azından nefsane olarak. Kim gözünde büyütüyorsa gözümde küçülecek o kadar söylüyorum. Yani bir sıradan bir belediye başkanı e, ne bileyim hani benim gözümde büyüttüğüm herhangi birisinin e, yanında sırf belediye başkanı diye bir şey olamaz yani veya bir bakan veya milletvekili nedir ki bunlar nedir ki yani? İşte onun için yani şükretmemiz gereken bir şey var. Bir, yani kötü bir şey, kötü bir durumda yapıyoruz bu şükrü ama e, buralar bir şey olmadığını gösterdi yani Allah bize. Evet. Ama orada sarma saran ev hanımının bir bakandan pek pekala pekala gözümüzde ne kadar büyük olduğunu bu yanılsamanın içerisinde olduğumuzu öğrenmiş olduk yani. Eğer bir daha bir daha sırf bakan diye Kolay konuşan, ne bileyim hani bir, yani bir şeyler eklemek istemiyorum arkasında. herhangi bir liyakatsiz birisi veya adam olu layık da olabilir oraya problem yok e nedir yani layık oraya liyakati var bakan olmayı hak etmiş diye ben ben niye farklı olmak zorundayım yani niye e, insanlardan onu ayırmak zorundayım bir daha bir neyse şey yani, onu yaparım ya yani. Yani normali bu zaten layık evet. olması lazım yani Tabii. bir adam rektör olduysa bir adam vali olduysa bir şey olduysa yani bunu hak etmiş olması lazım. Gidip e, bir dışişleri işleri bir şey yok yani e, dışişleri temsilciliğinde çalışıp yabancı dil bilmemek diye bir şey olamaz. Örnekleri var. Tabii. Yabancı dili yok adamın. Tercüman veriyorlar adama. Adam yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilciliğini yapıyor. E, Hı -hı. ama yanında tercümanla geziyor. Ya bu evet. kusura bak. Zaten bu anormal olan bu. Zaten normal olan şudur. Bir adam dış işlerinde çalışıyorsa abi yabancı dil biliyordur canım. iki tane üç tane biliyordur evet. yabancı dil. E, rahat yani. Çalıştığı ülkenin dilini biliyordur en, en azından. En azından çalıştığı ülkenin dilini biliyordur. Ya da adam e, işte profesördür adam şudur dur ne bileyim. O, tamam abi ya bu adam rahat kendinize emanet edebilirsiniz. Bir şeyi emanet edebilirsiniz. Çünkü o adam e, emanette emin birisi layık. Yani orada oturmaya layık ama e, zaten problem liyakatin öldürülmesinde başlıyor hak etmeyen insanlar evet. hak etmedikleri yerlerde çok sanki hak ediyormuş gibi durdukları için onlarla beraber o makamların anlamı çürüdü gitti yoksa biz yine vali koltuğuna evet. ne bileyim başbakan koltuğuna saygı gösterirdik makama. Onlarla beraber. bizim insanlığımızı yok etmeden yani normal biz yani saygın bir insan olarak göstersin de bir şey yok. yok Ama yani çok normal. Kul köle olunmaz yani makama kul köle yani. olunmaz. Yani. Ama Devlet şey doğru abi de. yani ben e, açık söyleyeyim yani bu bir problemdi bizim için benim için işte sanatla uğraşan sahneye çıkan tiyatrocular, müzisyenler, gösteri yapan insanlar için. işte protokol koltuklarına otururdu Kodaman e, adamlar. Ee, işte arada sırada de falan gelirler. Böyle hazirun. Böyle gelirler. Geç gelirler. Mutsuz gelirler. Yoğun gelirler. Gelirken kalabalık gelirler. Erken çıkarlar. Alkışlamazlar. Gülmezler. Mutlu olmazlar. Eşlik etmezler. Şarkı söylemezler. Ritim tutmazlar. Orada yani oraya bir tane koltuk boş kalsaydı daha verimli olurdu. Hani sahne akustiği açısından falan daha iyi olabilirdi. <laughs> Sonra yani benim için bir problemdi. Ya programa başlayacaksınız lütfen bek, bekleyelim. Neden belediye başkanımız daha gelmedi? E 500 kişi gelmiş. O, ama belediye başkanımız. Ya işte program vali bey daha gel, bekliyor. Ah vali gelmedi ya. Gelmedi bak. Abi 5000 kişi gelmiş ama bak hocam 5000 ama vali gelmedi ya. Aa işte bak şey ama falanca gel, filanca gel. Ya onların hiçbir önemi olmadığını anladık mı? Ben anladım. Zaten sevmiyordum, haz etmiyordum. Ama böyle toplu halde anlamak güzel. Bir ikincisi böyle bu, bu zaman artık o Artık protokol koltuklarının boş kaldığı zamanlar görmeye başladım. Kimse gelmiyor. Güzel. Ama <laughs> protokol koltuğu yine boş kalıyor. Ön sıraya kimse oturmuyor. Birkaç yerde seyirciye rica ettim. Dedim gelip öne oturur musunuz lütfen? Gel, evet. bir defa da siz protokolün tadını çıkarın canım. Bir de önde hani hakikaten gülen, ağlayan, alkışlayan, ritim tutan, eğlenen, ne bileyim tepki gösteren, izlediği şeyden aldığı duyguyu hissettiren insanlar otursunlar. Yani protokolün nasıl sahipleri bence onlar. Arkadaki sarma saran Abla, Sağ ol, teyze... Sağolun İngilizce'de arkada bir merdiven otursun diyorsun Yani. Yapacak <laughs> yani, bir şey yok yani. Işte dedi, saran, millete hayran oluyorsun. Işte Merdivene yani. Cumhurbaşkanı oturdu diye işte. Yani işte şey... E, ne bileyim işte gözleme açan, kermes yapan abla benim için daha protokol gelsin, otursun yani. Gönlümde kim varsa başım üstünde de olsun yani. E, evet yani. <laughs> o, o, onu göreyim en önde. Yeter yani. insan yükü çektiğimiz. <laughs> Abi yani nedir ya o? <laughs> Davutalım bugün. Valla yani yeter artık. <laughs> Durun daha bitmedi. Birkaç bir şey daha var içimde. Erol Büyükburç rahmetli bir masaya vurdu ya. Ben de varım burada yeter. <laughs> ben Erol Büyükburç'um. Yani en çok bana soracaksınız. <laughs> ya şimdi abi, bu, konuya gelelim isterseniz. Ee, bu Bugünkü konu yani benim ilgimi çeken bir konu. Tahmin ediyorum. Ee, ben de ortalama bir e, Anadolu insanı olduğum için hani doğru ifadeyi bulamadım. Ortalama <laughs> e, bir insan olduğum için hani dini konularda azıcık bir şeyler bilen, merak eden. Diğer taraftan işin içine biraz da mucize girince daha da ilgi çekici hale geliyor. Bir de olayın tabii şu anda e, siz, biz, bizi izleyenler böyle olaylara e, bir de kendi penceresinden bakıyor. Kendi yaşadıklarıyla böyle karşılaştırmaya çalışıyor. Acaba de hı hı. benim bundan çıkarabileceğim bir şey var mı? Bundan tutunabileceğim bir şey bulabilir miyim? Yani bir basamak, bir dal, bir ip, bir şey bulur muyum diye. Ben açıkçası okuduğum her kitabı öyle okuyorum. Ya da okuduğum her hayat hikayesini, dinlediğim şarkıları, şiirleri falan. Acaba bundan ne çıkarabilirim diye. E, tamam onun sonra videosunu falan çekiyorum. Ben çıkarcı bir insanım bu konuda. Herkes bunu biliyor. O ayrı. E, ama diğer taraftan bu konu Hazreti Salih kavmi ve beraberinde de o deve mucizesi, deve ile alakalı. Ben ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla izleyicilerimiz de öyle düşünüyorlar. Gelen mesajlardan, yorumlardan gördüğüm. Şimdi e, aşağı yukarı m, genel kültür olarak biz bu bu olayı biliyoruz. İşte semut kavmi var. E, hı hı. Hazreti Salih onlara peygamber olarak geliyor. Sonra işte bir deve mucizesi var. Bu deveye dokunulmaması gerekiyor. E, ama dokunuyorlar. Evet. E, şimdi... Bu kısaca benim geçtiğim özet ama burada e, ayetlerle, olayın kronolojik sıralamasıyla Hazreti Salih neden bu kavme geliyor, bu kavmin eksikleri neler? Yani bir peygamber tamamlamak için gelir, düzeltmek için hı hı. gelir, ıslah edicidir. Hı. E, bunların ıslah olması gereken özellikleri neler? Neleri eksikti, neleri yanlıştı? Hazreti Salih neleri düzeltmeye çalıştı? Yani Mesela bunlar... E, yani bir yaratıcıya inanıyorlardı da başka konularda mı problemleri vardı. Hı. Yoksa putlara mı tapıyorlardı? Ee, gibi e, sorular beliriyor. O yüzden hani bir şeyden Hı. alalım abi. Yani Semut kavmi siz birazcık bahsettiniz nasıl bir kavimdi? Ee, ve Hazreti Salih bunlarda neyi düzeltmek için geldi? Şimdi Ad kavminin devamı zaten devam eden bir süreçte işte, e, yani kavmi tarih sahnesinde görüyoruz. Aralarında aşağı yukarı 100 sene var. Hazreti Hud'un ad kavminin arkasından geliyorlar. bugün kuzey batı Arabistan topraklarında yani Ürdün'e yakın işte Arap, Arap toprakları, Arap Yarımadası'nın Suudi Arabistan'ın üst tarafı gibi. oraya Hicr denen bir bölge var, bir vadi. bu vadinin içerisinde yerleşiyorlar ki zaten Allah Resulü hani bir Tevuk Savaşı'na giderken o vadiden geçiyorlar. Mesela orada da bir anları var. E, vadi de zaten hani e, vadi Kura deniliyor medain Salih deniliyor hatta Hicr denen bölge e, Orada yaşıyorlar Ad kavminden 100 sene önce Hz. İbrahim ile Hz. Lut Çağdaş peygamberler e, Aynı dönemde yaşıyorlar Farklı bölgelerde Hz. İbrahim ile Hz. Lut'tan Bir önceki peygamber olarak biliyoruz Kur'an'da ismi geçen peygamber Başka peygamber ismi bilmediğimiz için e, Bize onlar bildirdiği için Yoksa adet olarak da birçok peygamber var Binlerce peygamber var yani ne kadar kavim varsa o kadar peygamber var. Bazen bir kavim birden fazla peygamber Allah gönderiyor. Ama yeryüzüne topluluk kavim olarak e, teşekkür etmiş bir insan grubu gelmiş ve Allah ona peygamber göndermemiş. Böyle bir şey yok. Onu söylüyor. Yani azap etmeyeceğini söylüyor. Eğer hesap soracaksak insan topluluklarına, insanlara ve bunların bir araya gelip oluşturduğu topluluklara bunlara mutlaka peygamber göndeririz diyor. Dolayısıyla e, her topluluğa peygamber geliyor bazen bir değil bin de gelebilir bilemiyoruz ama 124 bin hani yuvarlak bir rakam e, binlerce peygamberden 24 tanesini biliyoruz biz. Bu 24'ten bildiklerimiz o cetvelin içerisinde e, Hz. İbrahim ile Hz. Lut'tan bir önceki peygamber Hz. Lut'tan sonra da 100 sene var aralarında ki 100 sene çok uzun bir zaman dilimi değil. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti kuruladı 95 sene 5 sene sonra 100 sene oluyor. Yani biz hala ses kayıtları, band kayıtları filan yani çürüyen eser meser yok yani işte e, kurucu kadronun giyindiği elbiseler müzelerde işte Atatürk'ün kullandığı kaşık filan dönüyor çürümüyor kaşık mesela. Birçok şey biliyorsunuz. Yani bırakın yani onu o gün ya. çocuk olan, o gün küçük çocuk olan birisi günümüz insanının ömrü hı hı. Bir ortalama ömrü üzerinden düşünürsek evet. e, o gün çocuk olan birisi e, bugün bir dede olarak hatırlıyor, anlatabiliyor. Yani, yani çok yani. ileri yaşlarda hatırlamıyor. O tarihler tabi yaş ortalaması çok düşük, e, ölüm yaşı çok düşük. Belki e, ellerde kırklarda bilemiyorum yani. Ee, ama yani bu son dönemlerde arttı zaten Türkiye'de de 1960'lara kadar çok düşüktü yani yaş ortalaması. Ee, ölüm yaşı daha doğrusu. Yani hani işte Hazreti Nuh'un işte çok uzun yüzyıllar yaşadığına dair hı hı. bir rivayet var. Ne kadar bu doğru bilmiyorum. Yani ne kadar sahihtir bu rivayet. Hani o dönem itibariyle de Hazreti Salih döneminde insan ömrü günümüz ortalamasından daha fazla olabilir diye bir hesap yapıyorum. Dolayısıyla Yok yok yani. aynı hatta aynı. daha düşüktür. Yani e, yani belki hani doğal durumlara göre bu hmm. tabii net bir şey söyleyemiyoruz burada. Yani Anladım. burada bilimsel bir veri e, elde ettiğiniz zaman o daha ön plana çıkar. Ha, Ama doğru, hani tabii. o, o dönemde kalan ile... bir fosil bulsalar, bir insan iskeleti bulsalar belki tabii, bilim adamları tabii ki. bilim insanları doğru. Ki, ya bu bulunma, bulunmayan bir şey değil çünkü yani devam eden nebatiler var mesela. Biz kalıntılarını ee, Ürdün'de, Petra'da, Antik Kent'te dolaşıyoruz. Yani çok etkili. Benim dünyada gezdiğim yerlerden beni en etkileyen yani 3-5 hani say deseniz 1-2-3 numaraya belki ilk 3'te sayarım orayı. Çok etkileyici bir yer. Devamı. Semut kavminin devamı gibi. Ee, çok yakın yani. E, bu arada Efendimiz'e de yakın bir. Efendimiz'in e, neşet ettiği, doğduğu dilim zaman değil mi? Dedi. Çok uzak bir zaman değil mi? Değil o açıdan. Dolayısıyla hani çok böyle eee hani Hz. Nuh'la alakalı dediniz ya ben genel prensibi söyleyeyim. Hani bin sene yaşamış, dokuz sene yaşamış, dört yüz sene yaşamış. Burada bir insanın e, fıtratı, fıtri yaratılış gerçeği her halkarda bütün bu rivayet ve bilgilerin üzerindedir aslında. Yani bir insan 300 metre boyunda olabilir mi? Mesela. Allah 300 metre boyunda insan yaratmış mıdır yoksa ne demek şimdi falanca 300 metre boyundaymış filan ya sen böyle bir rivayete inanabilirsin problem yok hiçbir şey demem yani inan bu başka bir durum ya yani bu Allah bu bununla aynı seyirde değil Fakat e, insani olarak hani diyelim ki şu kadar yıldır bir ağaç var. E, şu kadar yıllık bir fosil var elimize geçmiş mesela. Bunlarla yan yana düşünmek zorundasınız. Yani Nehirlerle, dağlarla, işte e, ev yapılaşmayla veya giyinmekle, yemekle, içmekle yan yana düşünmek zorundasınız. Yani elma bu kadar, adam 300 metre. Böyle bir şey yani yan yana düşünmek zorundasınız. Yani bu e, hani söylem olarak gidebilir. Şimdi çok kritik bir alan burası hani bir taraf rivayet zincirlerine saldırıyor rivayet miyat ben şundan başkasını tanımam diyor bir tarafta tam tersi uçta gidiyor her şeye her anlatılana inanıyor yeter ki bir herhangi bir kitabın ama eski bir herhangi bir kitabın içerisinde geçsin Kur'an Sünnet demiyorum başka bir, bir herhangi bir kendisini saygı duyduğu birisinin yazdığı bir kitabın içerisinde geçsin hemen ona inanmak durumunda hissediyor kendisini dolayısıyla elma bu kadar adam 300 metre yani bunun kaç ton elma yemesi lazım mesela koyun şu kadar ki fosil buluyorsunuz e, inek bu kadar balık şu kadar ama adam şu kadar metre bilen birisi yani bunu yan yana düşünmek zorundasınız bu e, yani Kur'an bu kadar bilgi ilim bilim filan derken siz böyle tamamen ayrıştırırsanız e, sonra sizin evlatlarınızı dönüp bu da çok 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 güncel bir problem ve gitgide git büyüyerek artacak bu problem. Bilimden yana vururlar. Halbuki hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Kullananların kötü niyeti. Kur'an bilimle çatıştıramazsınız. Bilimsel verileri Kur'an'la çatıştıramazsınız. Çatıştırdım ama filan dersen sen Kur'an bilmiyorsun dayı ol yani yaptığın şey bu halt bu. Başka bir şey değil ve sen niyetin sorgulanır yani. Kusura bakma sen inanç sahasında oynuyorsan birisinin inancına düşmanlık yapıyorsan halbuki böyle bir derdin de olmamalı durumundayken mesleğin değil işin değil filan benim işim gücüm yok şu inancı sarsacağım niye niye yani hindular e, ineği kutsal sayıyor işim gücüm yok ya bana ne kardeşim derim yani ben hindu değilim bir şey değilim yani budistlere diyeceğim ki lotus ağacının değil de o bilmem çınar ağacıydı filan diye yani ne ne işim var yani herkes lotus diye budaya gelen e, ilk e, bir e, bilgelik aydınlanma lotusun altında olduğu diye inanıyor bu Lotus mu? Bir yüzütüne gideyim de bunlara göstereyim bunu Lotus'u. Bana ne canım yani? Bana ne? Bir şeyin inanç olup olmaması, din olup olmamasını anlayamıyoruz. Maalesef biz orada karıştırıyoruz. En değme dinlerler bile öyle konularda öyle şeyler söylüyorlar ki ya kardeşim bu inanç, inanç, ikna, bilgi bunlar ayrı şeyler. Ayrı şeyler birbiriyle alakası şeyler değil. Bir şey bildikten sonra bir şey ikna olursun, ikna olduğuna inanç beslersin filan birbirini destekleyebilir. Ama ama e, yani tekrarı mümkün olmayacak bir duruma siz hadi filan diyemezsiniz. Hazreti Nuh'un tufanı ne bileyim ben yani nasıl şartlarda o Allah ne bildirdiyse buna iman ederim. Bilimsel olarak e çık ara dağda bayırda ara. E, aramadığın zaman ne olur? İnancın sarsılmaz. Yani bulduğunda verilerle inancını desteklersin. Bu, bu Bunlar başka şeyler ama şimdi bunlara ayrıştırınca yani şimdi mesela Salih Peygamber'den aleyhisselam bahsedeceğiz. Yani e, bazen bu okumalara hani e, karşı duran insanları anlayam, anlamakta zorluk çekiyorum. Yani hani ki, illa bizim yaşadığımız süreci Salih Peygamber'in süreciyle yan yana böyle bir zorunluluğumuz yok ki. Hiç alakası da olmayabilir ki. Birçok yerde alakası da olmayabilir. Burada bir Kur'an'a inanan bir mümin olarak Hazreti Salih'in başına gelmiş bir olaydan ben ne anlayacağım? Asıl, 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 problem bu. Ki Allah da hani Nem suresinin 52. ayeti var. Bilen, akleden topluluklar için bu, bunlarda ibret vardır diyor. E şimdi bilen ve akleden insanlara ibret olarak anlattığını Allah söylüyor. Şimdi mutlaka bir ibretle alakalı olması lazım ki burada keyfe dönüştürmüyor zaten. Bu keyfin içerisine bir keyfi ben eklemek durumundayım. Mutlaka eklemek durumundayız dinleme konforu böyle Dede Korkut ve Köy Odası masalı filan gibi dinleyemezsiniz Hazreti Salih'i. Hazreti Salih dinleyemediğiniz gibi Hazreti Musa ile Salih Kul parantezde biz Hızır diyoruz. Hızır'ın Keyh suresinde anlatılan seyahatini vay be amma diye keyif yapamazsınız dinleyerek. Keyifli bir hal midir? Ya yani olabilir insani doğal insani süreçler bunlar olur keyif alırsınız ama ama size Allah bunu hani e, Dede Korkut Masal gibi Manastestan gibi anlatmıyor size onu söylüyor bize. Neyi an, anlattığını söylüyor. Bilen bir millet için şüphesiz, bilen bir topluluk için şüphesiz e, insanlar için bunda ibretler vardır diyor. Şimdi bir ibret almamızı istiyor belli. Hani demin söyledim ya bu e, Medain-i Salih bölgesinden, Hicir bölgesinden hı hı. Tebuk Savaşı için Allah Resulü gidiyor. E, yol Yolda gidiyorlar Sabi duruyor bir yerde. Bu, bu bölgede duruyor Hicir bölgesinde. Sonra oradan e, başka yerlerden sular topluyorlar. Su içiyorlar. E, sulardan yemek yapıyorlar. Bir de hamur karıp un, e, ekmek yapıyorlar. Allah Resulü suyu nereden aldınız diyor. Şuralardan aldık diyorlar. Orduya nerelerden almıştınız. Diyor. Demek ki yanında getiriyor suyu. Sularınızı dökün diyor. Yemekleri dökün. Ekmekleri de develere yedirin diyor. Sonra gidiyor. Hazreti Salih'in şimdi devesinin su içtiği bir yer var. Devenin su içtiği bir özel bir yer var zaten. Hani orada su problem vardı. Yani Oraya semut kavmi denmesinin asıl sebeplerinden bir tanesi olarak da söylüyorlar. Bu bir, bir yani bilimsel bir bilgi değil, bir rivayet. Semet denen işte bir e, lügat rivayeti aslında. Yani e, etimolojik bir bilgi. Semet denen semet suyu az demek, kuraklık filan. Hatta bu e, greek dilinde de, antik Yunan dilinde de aslında benzer bir şekilde geçtiğini söylüyorlar. Ee, bu suyu az, su sıkıntısı yaşanan bir bölge olarak söylüyor. Çok mu garip? Hayır, çok garip değil. Ee, yani orada garip olmamasının sebebini söyleyeyim. Hazreti Davut, Hazreti Süleyman, Hazreti Süleyman ve Belkıs'tan sonra hatırlarsanız, biz daha önce bir defa konuştuk hatırlıyorum ben onu, ee, orayı böyle e, kurak bir yere çevirdiğini Allah söylüyor. Yani deniz gibi böyle barajlar var, İrem bağları, barajları oralarda duvar yıkıldıktan sonra arkasında böyle kuru ağaçların olduğu, kuru çalların olduğu bir toprak parçasına çevirdiğini söylüyor. Orası zaten kurak. Eskiden de felaket görmüş geçirmiş, helak görmüş geçirmiş yerler oralar. Zaten kurak bir bölge olduğu için adını oradan aldığını söylediler ki ihtimal olabilir bir herhangi bir mani yok düşünsel olarak en azından. O zaman bu su suyun zaten az olduğu bir yerde su bulmanın hı hı. biraz zor olduğu bir yerde o bulunan suları e, yapılan işte yemekleri ekmekleri evet. e, döktürmesinin develere verdirmesinin sebebi ne? Oradan sonra e, ben onların başına gelenin sizin başınıza gelmesinden korktum diyor. Sonra Devenin su içtiği yere işte su içip suyu paylaştığı kısmet diyor Kur'an zaten kelime o. Ok. Ee, devenin kısmeti olan suyu e, günde su içiyor. Ahali onun içtiği günde içmiyorlar suyu. Oraya pınarın başına götürüyor. Demek ki hala su var orada. O pınarın başına götürüyor. Oradan su içmelerini söylüyor. Bunun sebebi ne olabilir? İsra suresinin 59. ayeti var. Ee, orada Allah Resulü'nden mucize bekleyen Kureyşlilere karşı verilmiş bir cevap. Eskiden de hani daha önceki topluluklara da Allah mucizeler verdi diyor. Şimdi e, mucizeleri e, gö gönderdi ama eskiler yalanladığı için şimdi bu kureş gibi yeni kavimlere mucize göndermeme, bol mucize göndermeme, istedikleri an mucize göndermeme sebebi olarak onların yalanlamasını Allah söylüyor. Ve sonra devam ediyor İsra suresinin 59. ayetinde mucize göndermeyi e, korkutmak için olduğunu söylüyor Allah. Yani böyle bir şenlik olsun, eğlence olsun diye değil, yürekler böyle coşsun diye mucize göndermiyor Allah. Korkutmak için söylüyor. Şimdi Efendimiz'e bunu söylüyor İsra suresinin 59. ayeti. Ee, o dişi deve mevzusunda olduğu gibi mesela. Kureyş'te ikide bir mucize istiyor ki zaten Semut kavmi de ikide bir mucize istiyor. Mucize de mucize. E doğru sözlüysem bir mucize göster. Bu olağanüstülük saplantısı, gizem saplantısı, aşırılık saplantısı bu her dönem insanda var. Bu dönemde de var. Eğer doğru sözlüysen e hadi dediğini tutsun ya filan diye. Ya bir şey söylüyorsunuz mesela diyelim bir öngörü veya tahmin bir bilgi üzerine inşa ettiğiniz bir öngörünüz var. Tamam öyle diyorsan hadi şöyle olsun bakalım. Ya ben olduran değilim kardeşim. Yani olduran başka, olduran Allah'tır. Ben değilim. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla hadi madem öyle, mucize gönderen Allah olduğunu söylüyor İsra suresi. Şimdi Efendimiz'e bu bilgiyi verdikten sonra çünkü Efendimiz'den de habire mucize istiyorlar. Kureyş mucizede her istediklerinde ya da daha da ilginçini söyleyeyim Efendimiz e istediğinde de mucize yok. Yoksa açlık çekmiş bir peygamberden bahsediyoruz. Ee, ama bir tarafta da mucize olarak yemenin, içmenin, suyun ve yemeğin çoğaldığı e, durumlar var. Niye her dönemde yok? Gözünün dibinde Ebu Hureyre gibi mesela Asab-ı Suffe, e, arkadaki sofalarda, odalarda fakir, dışarıdan gelmiş ve kendisinin yanında vahiyle meşgul olan, eğitimle meşgul olan e, mini bir okul gibi orası e, gariban sahabeleri baygınlık geçiriyorlar yanında. Dizinin dibine düşen sahabenin haddi sahibi yok. Açlıktan, susulluktan. Yok, yiyecek bir şey yok. Çorba aramaya gider mi insan gece bir vakitte, karanlıkta, kimin evinde yemek pişti diye? Ben olsam koklarım yani o dönemde. Niye koklarsınız? Muhtemelen koku yani almaya çalışıyordu kimin evinde var diye. Ya böyle hadisler var Efendimizin yanında. Hatta bir tane çok meşhurdur Ebu Leysam hadisi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de beraber gidiyorlar. Yani bir yerde bir un kavurması kokusu olabilir, et kokusu olabilir. Mesela bu çok kriz bir durum değil mi? Yani ben, ben insani olarak bunun algılanması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa orada Allah Resulü mucize olarak ne yapabilir? Taşı hemen ekmeğe çevirebilir filan diyemezsiniz. Böyle bir şey olur mu? Mucize Allah'ın yaratmasıdır ve çok özel bir yaratmadır. Onu da ne durumda yaratacağını yine kendisi söylüyor. Öyle sizin zırt pırt istemeniz de mucize. Hatta peygamberi sıkıştırmanız da olmaz. Allah isterse. Ve Allah'ın istediği bir perspektif var. O da korku diyor. Mucize korkutmak için yaratılıyor. Şimdi bu tür beklentileri olan insanlar aslında korkması gereken insanlar demek. Şimdi bu modern dönemde de var. Yani eğer doğru sözlüyseniz diyor adam ama bu korkunç bir sonla bitiyor. Yani bu, bu bunda bu cümlelerin devamında bir şey olacaksa o senin korkmanı sağlayacak şey oluyor. Dolayısıyla korkarsın yani gerek yok buna. Korkmayacağın bir devam iste. Yani bu bilgi olabilir, ikna olabilir, duygu olabilir mesela, inanç olabilir. Bununla devam et. İlla böyle olağanüstülük bir şey bekliyor. Bu dindarlarda de var. Onu söyleyeyim yani hep yaban atacak sözü halimiz yok. Yani bir şeyin doğru olduğunu, keşke bir rüya görsem de bunun doğru olduğunu. Yani mesela bir insana güvenip güvenmeyeceğini Ahmet Bozkuş acaba salih bir kimse mi? Bir yatayım da bir rüya gör. Niye? Elinde hiç mi kriter yok? Hiç mi elinde bir şey yok? Mesela diyoruz şu insan topluluğu acaba şu mu? Elinde hiç mi kriter yok? Bir insan topluluğunun iyi veya kötü olduğunu ölçecek henüz bir kritere ulaşamadıysan yazık sana. Yazık. Elinde turnusellerin yoksa bu şu hareket uyarılması gereken, şu hareket peşinden gidilmesi gereken diye kendi kriterlerin yoksa her ıslığı çalana dönüp baktıysan yazık sana. Çok çok fırın yemen lazım demek. Dolayısıyla hani Efendimiz'in oradaki tavrına tekrar dönüyorum. Mucize korku için verildiğini söylüyor İsra suresinin 59. ayeti. Efendimiz korkuyor. Kim için? Yanında taşıdığı insanlar için, beraberinde olduğu insanlar için. Burada ekmek yediği ne olur bela geçiyor mu? Veya bir tık üste gideyim zerre ilgilenmeyeceğim bununla yani hiç de merakım değil. Ee, acaba oranın suyunda bir şey var o kesin hani orada helak oldular ya bunlar. Gürültüden fırtınadan ses geldi karartı geldi filan. Acaba bunların ölülerinden filan böyle hani bir şey mi oldu? Ee, orada bir kimyasal değişiklik var. Oradan su içen kanser oluyor filan gibi. Mesela bunu ispata çalışmalıyım filan gibi. Ben burayla illa bir şey demem illa. Çelme takacak halim yok ama benim buradan e, bakışım yine insani bir bakış açısı. Allah Resulü yanında arkadaşları sahabe diyoruz. Çünkü yani sahabe deyince bir terminolojik bir şey oluyor. Ama sahabe sohbet yaptığı kimseler arkadaş. Sahabe arkadaş demek. Evet. Arapça kelime arkadaş. Türkçesi arkadaş bunun. Bu arkadaşlarından yana duyduğu bir endişedir aslında. Yani ne kadar güzel bir peygamber. Yani arkadaşlar adına korkuyor. Onların başına üzerlerine titriyor. Ne konuda? En ince detayda bile. En ince detayda. Umursuz değil. Onlarla beraber. Yediklerini içtiklerine müdahale değil bu. Onların üzerine titriyor. Bunlar Onları... şöyle bir genel anlam çıkarabilir miyiz Hakan abi? Çok zorlayacağım belki buradan şeyi. Hı -hı. Manayı. Misal. Yani daha evvel kötü olayların yaşandığı yani hakikaten iç karartıcı şeylerin vuku bulduğu yerlerden su içmek, Hı -hı. oradan bir şey yemek e, ya o bahçeden elmayı aldın ama daha önce orada bilmem şunlar şunlar olmuştu. O suyu içiyorsun ama orada millet kan davasından birbirini öldürdü. Misal. Evet. E, Bundan sakınmalı mıyız? Çekinmeli miyiz? Böyle bir sonuç çıkarabilir miyiz burada? Yoksa sadece, sadece helak olan kavimlerle gibi, alakalı var. Helak olan kavimlerle alakalı. Onu tamam. söylüyor. Sünnette o, e, o uyarı ikaz var. Bunun da sebebi şu. Eğleşmeyin orada. Eğlence çevirmeyin. Niye? Çünkü onda hani e, Nem Suresi'nin ayeti. E, bilen bir topluluk için orada ibretler var diyor. Birçok ayet 7 aşağı yukarı ben 7 6 7 tane hatırlıyorum. E, ...yeryüzünü gezin dolaşın diyor... ...bunun için özel bir seyahat emri var... ...isteği var aslında... ...yani ben Lut kavminin helak olduğu yere gitmedim... ...günahmış dedim hayır işlemedin ama... ...Allah eğer bir azgınlık... ...taşkınlık ki bil bunların hallerini... ...onlar da benzer... In ...aynı insan oldukları için bunlar da... ...senin kavminin talepleri... ...onların kavminin talepleri aşağı yukarı... ...şimdi konuşacağız senin kavminin taleplerini... E, ...bir bak... yani ...senden ücretlerin başlarına ne gelmiş bir bak diyor... Allah Resulü de oralarda eğlenmeyin diyor, oyalanmayın. Hızlıca geçmenin sebebi şu, yani e, orada hani diyelim mesela orada bir çeşme var, su içmeyin manasında değil bu. Bu ibretin önüne geçici, herhangi bir gafletle, herhangi bir eğlenceyle, oyalanmayla meşguliyetiniz olmasın. Bir şeyle meşgul olun, fikri bir şey var, fikri bir çaba var. Yani ben mi acaba takıntılıyım, hep mi böyle düşünüyorum diye kendimi arada geriye çekiyorum... Ya bir helak olmuş bir topluluk, yani başına geçiyorsunuz, orada bir toprağın, oraya geçiyorsunuz ve düşündürüyor sizi. Bir araziye geliyorsunuz, düşün diyor size. Gez, gez derken bunun demesinin bir sebebi var, düşün diyor. Hep düşündürüyor sizi. Düşünceyle bir dinin bu kadar sıkı arkadaş olduğu bir durum yani. En böyle negatif durumlarda bile böyle yani canınız yani sıkacak bir ortam ama düşünmenizi size tavsiye ediyor. Video reklamı yapayım. Bu son yaptığım bu tökezleme taşı videosunda. Hı hı. E, bu arada çok güzeldi. Yani e, düş, hakikaten düşündüren bir şey var. Ben videoyu yaptıktan tabii. sonra aklıma şey geldi. Hani tökezleme taşı derken hani durup düşündüren, tökezlettiren anlamı var. Bir de insan vicdanının toplu halde tökezlediği, yüzüstü yere kapandığı, bataklığa saplandığı hı hı. bir tabii. zamanı hatırlatıyor. tabii. E, tökezlemiş insanlık orada bir kesinti olmuş yani insanlık vicdanında hatlar kopmuş. Yani özellikle orada mesela şey var. Hep böyle hani Hitler, Yahudiler, Yahudi soykırımı deyince aklı Almanya geliyor. Şu an hmm. Avrupa'nın 21 ülkesinde var bu taşlardan. Düşünün. Evet. Yani Norveç'te, İsveç'te, tabii, tabii. Danimarka'da her yerde olmuş bu. Yani Hollanda'da falan her yerde insanlık vicdanı bir kesintiye uğramış. Şimdi Semut kavmi örneğinde, Lut kavmi örneğinde de yani insan aklının, insan iradesinin, insan vicdanının kesintiye uğradığı bir dönem var işte Nuh tuğfânın da var. Dolayısıyla hani durup düşünmek için önemli duraklar bunlar benim anladığım. Hı hı. Yani siz hani evet. gidip görünce insan bir o o niyetle de bakınca görüyor aslında, hissediyor. Ya burada neler olmuş ya. Şimdi mesela ben kısmet olursa bu en büyük o toplama kamplarından birine gidip oranın videosunu çekmek istiyorum. Yani detaylarıyla Çalmı. detaylarıyla çekip göstermek istiyorum. Çünkü eee Polonya şey sınırında Almanya'da. Epey o epey arkadaşlar çalar. Aynen. Var. Aynen. Epey uzak bize ama Siz gideceğim. Çok yani e, hem kendim görmek için hem de in, görebildiği kadar çok insan görsün. Yani insan buraya kadar düşmüş. Yani o evet. üstelik düşmüş derken orada e, öldürülen katledilen zavallılardan bahsetmiyorum. Yani onlar da zulme maruz kalmışlar Başkalarının eliyle o, o hale düşürülmüşler ama zulmedenler kendi kendilerini tercih geç... etmişler tercih etmişler e, Kur'an'da geçen hani aşağıların daha aşağısına düşürmüşler asıl düşmüşlük Hı. bu Hani e, ben bazen şey oluyor yani son dönemlerde özellikle bunu diretiyorum ya işte e, Türkiye'de zulme maruz kalan insanlardan bahsederken böyle ezik ifadeler kullanmayalım Onlardan Tabii. işte mağdur, mazlum gibi onları da değil, aksine onurlu insanlar, asil insanlar, e, insanlar yani böyle bahsetmek bana daha sempatik geliyor. Ama da şeyin söyleyeyim güçlü insanlar. Güçlü insanlar. Tabii. Yani, Kolay mı? E, Eğilmiyor yani. Ben şey diye güçlü baya sert rüzgarlar esiyor. Yani hani sanat, müzik, şiir falan filan bunların hepsine meraklıyım. Ama ben öyle insanlar gördüm ki. Yani bütün zorluklara rağmen onurlu bir şekilde yaşamak kadar büyük bir sanat yok. Yani evet. helal yaşamak, merhametli yaşamak, onurlu yaşamak, izzetli yaşamak bu çok büyük incelik gerektiriyor bu sanat ya, bu sanatçılık evet. yani. Hangi yani, resim hayata çekilmiş dümdüz bir çizgiden daha güzel sanatta olabilirken olabilir ki? Yani? Dümdüz bir çizgi yaşayan adam. Doğru. Dümdüz Müslümlüz. sese soruyorlar, baba diyorlar, izlediğin en acıklı film hangisi? Hayatım diyor. Evet. Yani öyle hayatlar şu an yaşanıyor ki, yaşanmaya devam ediyor. En onurlu, en haysiyetli, en işte insani, en vicdanlı, en merhametli. Bütün gördükleri vicdansızlığa ve merhametsizliğe, adaletsizliğe rağmen vicdandan ve merhametten evet. ayrılmayan insanlar. Şimdi işte Günter Demlik 1993'de tökezleme taşlarını tasarlamış. Bu arada ona karşı çıkanlar da var. Yani o fikre karşı çıkan Yahudiler de var. Hani diyorlar ki bu insanların isimlerini ayak altına mı alacağız diyorlar. Yani böyle tepkiler var ama hani bakış açısı olarak insani bir tepki saygı evet. duyarım. Ee, ama hakikaten birazcık durup düşünen için yolda önünüze çıkıyor. Birden bir isim yazıyor, bir tarih yazıyor falan. Doğum tarihi falan yazıyor. Parçalıyor insanın için. Öyle doğum tarihleri var ki yani 1939 doğumlu 42'de deport edilmiş. 3 yaşında çocuk. 5 yaşında çocuk, 10 yaşında çocuklar var böyle. Binlerce. şimdi bizim de hayatımızda böyle böyle izler açılıyor. İşte Semut kavmi insanlık için önemli bir tökezleme taşı. Tabii. Durup düşünmek için. şimdi dediğiniz şey ilginç. Semut kavmi işte kültürlü, basiretli, okuyan, yazan, sanattan, edebiyattan anlayan, varlıklı böyle elit bir topluluk. Birçok imkanı da var. Birçok imkanı var. Maddi Ama, olarak da yeterliler yani. Yani bu kadar e, hani nasıl diyeyim kalbur üstü insanlardan oluşan bir topluluk bir deveyle bir hayvanla imtihan oluyor. Evet. E, ee, Halbuki adamların e, ekinle ilgili Allah imkan verdiğini söylüyor. Bir müddet bir süre bu imkanlardan istifade ettirin söylüyor. Ve da, dağları taşları oyuyorlar yani. Yani bunu de, defa de söylüyor. Bu Hazreti Ali Hazreti eee Ali ve Semut kavmi aşağı yukarı Kur'an'da 20 21 surede geçiyor. Yani bayağı bir tafsilatlı bir bilgi var aslında. Tekrarlar var ama mesela nasıl söyleyeyim? Hazreti yükten daha fazla bilgi var mesela. E, birçok peygamber Hazreti e, mesela Lut'tan daha fazla bir Hazreti Şuayb'tan daha fazla bilgi var. Ama bu topluluğun hani e, imarla e, veya işte bağıyla bahçeyle filan bir bir seviyesi var. Burada ilerlemişler. Ama su sıkıntılar var. Onları Allah oradan problem problemleri oradan ve bir deve gönderiyor onlara. Ve deve e, mucize olarak da bir dişi deve gönderiyor yani. Bu mucizeyi Semut kavmi ısrarla istiyor değil mi? Bir mucize görmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Tabii ilk mesaj geldiğinde daha doğrusu helaktan bir aşama öncesidir aslında mucizenin gelmesi. Semut kavmine Hazreti Salih geldiğinde onlara bir olan Allah'a iman etmelerini çağırıyor. Yalan söylememelerini, dürüst olmalarını. Çünkü yani... E, aynı şey Asurlularda da var. Hazreti Yunus'ta konuşmuştuk hatırlıyorum ben orayı. Evet adamlar dünyanın en büyük kütüphanesini yapıyorlar mesela kitap var yani. Ne bileyim bizim Kayseri'de hani Kültepe'de şurada burada bulunan böyle Asurlar döneminden kalma reklam broşürleri gibi bugünkü küçük kil tabletler var. Reklam için yapılmış. Anlaşma metinleri falan değil yani ticari şeyler falan. Bayağı reklam baya baya adamlar medeniyet atlatmış yani. Şimdi e, ticaret var, e, bilgi var, ekin var. Yani tarım az bir bilgi tecrübe değildir. Bakmayın şimdi itibarı yok ama normalde hani tarım e, seviyesine çıkabilmek için bin, binlerce sene geçiyor insanlığın. Yani bir şey ekip, ekmeği biçmeyi falan öğrenmesi için. E, şimdi bu kolay bir iş değil yani. Onu biliyorlar. Bir de im im imarla alakalı, mimariyle alakalı güçlü bir bilgileri var. Sanata dair güçlü bir bilgileri var. Kayalara oyuyorlar ama öyle bodozlama böyle hani Nevşehir'de patates deposu yapmak için böyle dozerle girip e, e, oymuyorlar. Sanatlı sanatlı oyuyorlar. Evler yapıyorlar, mezarlar yapıyorlar, görkemli mezarlar yapıyorlar. Ya Petra'nın Petra oranın devamı işte düşünün yani. Hani herkes Petra James Bond'un o meşhur filminden 86 mıydı? bir şey tarihi hatırlıyorum. Ama çok büyüleyici bir yer. Çok büyüleyici. Amerika'da da benzer bir hani kum kayalıkları var. Ee, orada doğal etkilerle yontulmuş ama burada insan eliyle yontulmuş şeyler var. Hatta ben e, gittim ilk defa. Ee, Kabe'nin bir benzeri var orada. Şimdi bunu alıp diyorlar ki işte Kabe aslında oranın devam falan gibi. Hatta onların bu Lat, Menat, Menaf putları var. Onlar Semud kavminde de var. Kureyşlilerin putları. Aynısı Semut kavminde de var. Orada Petra'da duvara da bir duvara da onu böyle rölyef gibi işlemişler. O putların resimlerini. Şimdi bakıyorsunuz bu adamlar yani medeniyetli bir yere gelmişler. Ama su ihtiyaçları var. İhtiyaçları olan bir yerden Allah onlara bir imtihan gönderiyor. İmtihan da şu. Bir dişi deve. Ve bu dişi devenin hakları var. Yani bir gün su içecek bir gün siz içeceksiniz. Bu. Kur'an'da sünnette detay yok bu deve ile alakalı ama e, İslami kaynaklar dediğimiz Müslümanların yazdığı eserlerde e, başka medeniyetlerden başka kültürlerden de esinlenerek bir kayanın içerisinden kaya yarılıp bir böğürtüyle büyük bir sesle yarılıp içinden bir deve çıktığını deve doğmadığını bir kaya içinden çıktığını e, ve bir günde bütün semutların içtiği kadar su içtiğini bu içtiği suyu da ertesi gün aynı şekilde süt olarak çıkardığını söylüyorlar. Ya yani gördüğünüz devasa şeyler. Yani mucize yani deve. Mucize olması için falan diye bir ton şey eklememiz lazım üstüne. Öyle geliyor. Halbuki Allah mucizeyi afallayıp kalasınız diye değil korkutmak için veriyorum diyor. Şimdi bir adam Allah korkutacaksa neyden korkutur? Böyle hani dev bir gulyabani filan öyle bir öyle değil. Deve bildiğin deve o. Ebabil kuşları, Ebabil sürüsü de, Ebabil'in içerisindeki kuşlar nasıl sıradansa herhangi bir kuşsa, atmaca işte serçe, sığırcık filan. Bun, bunlarsa karga, marga, bu kuşlarsa normal bildiğimiz kuşlarsa, e, veya diyelim ki ne bileyim hani firavunun sarayına giren kurbağalar, bildiğiniz Nil'deki kurbağalarsa, normal kurbağalarsa, çekirgeler normal çekirgelerse, burada da deve normal bir deve aslında bir kayanın içerisinden çıkmışlığı bilemiyorum bir kayanın içerisinde hani deşi deve doğum yapmış bu deve çıkmış falan öyle olabilir mi acaba falan diye birçok şey tartışılmış. Bunun ne önemi var ben onu anlamaya çalışıyorum. Aslında Allah'ın bize söylemek istediği şeyle çok fazla bir şey yok alakası yok bunun. Çünkü Allah en basit en sıradan gelen bize bize en basit en sıradan gelen şeyleri mucizenin yaratılışı esnasında kullanıyor. Kullanıyor Allah. Hazreti Musa'da konuştuk hatırlıyorum. Yani orada denizi yaran Hazreti Musa'nın elinde böyle ceday kılıcı değil ki onun gibi böyle birden hemen ışınlanan böyle bir şey değil. Denizi e, reaksiyona sokan bir şey değil. Bildiğin dal, kuru dal. Yerden iğde ağacının sapı gibi bir şey yani o. Dayanıklı bir dal. Neyse artık kuru çöp parçası. Bu mucizede şöyle bir şey var ha benim anladığım yani mucize meselesinden. Birçok mucize var çünkü konuştuğumuz kaçıncı programımız Hı -hı. mı bilmiyorum yani bir konuşalım. Evet kaç oldu? 100 oldu mu yani? Kaç bölüm yaptık biz? E yakındır herhalde bilmiyorum. Birçok birçok mucize konuşuyoruz. Bazı mucizeler bugün de hani o mucizeye inanmak, iman evet o mucizeye inandık, iman evet Kur'an'da geçiyorsa ben de ona inandım. Benim için problem evet. yok. Demek Tabii. zorundayız. Ama diğer taraftan şimdi mesela bu Hazreti Salih, Semut kavim ve deve mucizesinde o devenin nasıl ortaya çıktığı, nasıl var olduğu bizi ilgilendirmiyor aslında o gün yaşayanları ilgilendiriyor. O gün o olaya şahit olanları ilgilendiren bir durum benim anladığım. Bizim bizi ilgilendiren e, bize kaldı. ne kaldı? Bize o ne kaldı? Evet. Ya bize ne kaldı? Ben bundan ne anlayacağım? Yani Kur'an'da evet. neden geçiyor? Geçiyorsa demek ki bana söyleyecek bir şeyleri var. Benim ondan anlamam gereken bir şeyler var. Hani Kur'an'da geçmeyen bir detayın peşine takılıp Kur'an'da olmayan Hı -hı. bir detayın peşine takılıp asıl anlamı ıskalamak biraz problem. Şimdiden yoksa. Deydi. Yoksa dediğiniz gibi e, bilim insanları bunu araştırırlar. Çok ilginç bilgiler bulurlar. Ben de bayıla bayıla izlerim yani belgeseli falan yapılsa gözümü kırpmadan izlerim oturur. Yani hiç hiç kaçırmam. Ama e, şu an bizim odaklanmamız gereken Semut kavminin derdi Şu an neydi? değil. O günde öyle aslında. O Bakmayın. Gün, e, e, yani bir, aslında onu o. nereden söylüyorum? Hani böyle söylerken şimdi çok pozitivistsin hocam filan diye. Bu pozitivist de ağırdır aslında. Yani, Materyalistsin filan diyor. Bana yazıyor. Ya kardeşim bu dediklerinin içerisinde din olmaz. Bir Müslümana bunlar denilir mi? Pozitif bilimlerle uğraşıyor dersin filan ama pozitivist dersen rasyonelist dersen bunun, ağır bir rafı denmez bir adama. Bir, bir Müslümana bir, hele hele Hazreti Salih'i anlatıyorum mesela. Birisi bana dedi olmaz. Söylediğim şey şu Arap suresinin 73. ayeti var. Arap suresi Semit halkından bahseden bir sure aynı zamanda. 73. ayeti La temessuha bisu diyor orada. Ona kötü dokunmayın. Kötü şekilde yaklaşmayın. Bu deve bildiğin deve ya. Hani ben de Hazreti Salih'in devesini tarif eden tek kelime var. Bir, bir geçti ben hatırlıyorum geçen sene. Zaten ya deve dediğin zaten su içer. Deve bu deve yani. Onlara da kötü dokunmayın demesinden kastı şu Allah'ın benim anladığım. Yani normal bir ilişki deveyle ne olursa o daha aynı, o, o o işte. Deve yani. Bildiğin deve. Dişi deve bu kadar özelliğine farklı bakıyordu. Hayır bak bu özellikle bunu söylememin sebebi şu. Biliyorum yani bir takım oklar üzerinize çekersiniz böyle deyince. Ama burada büyüklememiz gereken şey tekbir diyoruz ya. tevhiddir burada. Çünkü Salih'in mesajı tevhid. Deve getireceğim, deveyi sayın, sevim filan bunu demiyor ki. O deve nakatullah diyor Kur'an. Birkaç yerde var. Allah'ın devesi diyor. Allah'ın resulü diyor. Allah'ın Resulü onlara geldi. Dedi ki Allah'ın devesine dokunmayın. Nasıl? Kötü bir şekilde dokunmayın. Nerede dedi bunu? Allah'ın ardında dedi diyor. Bakın hepsi Allah'a izafe edilmiş şeyler. Deve Allah'ın devesi. Diğer develer kimin? Hepsini Allah yarattı. Burada bu devenin Allah'a izafesinin özel bir anlamı var. Deve olması değil. Çünkü diğer develer de var. Burada esas şey yani ötek tarafta da Allah'ın peygamberi Allah'ın Resulü dediği zaman Allah'ın olmayan Resuller de mi var? Yani başkalarının Resulleri de mi var filan dersiniz. Böyle, böyle, ipin ucu kaçar. Burada o deveyi diğer develerden ayıran şey şu. Allah o deveyle ki onu da gene Kur'an'da söylüyor. Onlara Allah imtihan olarak gönderdi onu diyor. Hatta kullandığı kelime Allah'ın orada kullandığı kelime fitne kelimesi. Fitne ayet hatırlarsanız daha önce biz bir defa konuştuğumuzu hatırlıyorum yine. Ya böyle söylüyorum ya kusura bakmayın sevgili izleyiciler konuştuk konuştuk filan diye yani ama tekrar ediyorum yani <laughs> konuştuk oraya dönün filan diye bizim Yaşar Nur'un e, böyle bir şey vardı yazdım falancı kitapta okuyun filan derdi hep derste de böyle sorunca öyle diyordu de, yani normal konuşmalarında da öyle şu kitabında var filan diye öyle, yani, öyle e, de. <laughs> Siz rahat rahat söyleyin abi çünkü e, yani her an farklı bir izleyici izliyor olabilir. Hı, Hatta evet. bir istatistik söyleyeyim ben size. Yani bizim programı e, her bölümü birbirinden benzersiz, yani tekrar etmeyen e, izleyen izleyici oranı yüzde 40, yüzde 50 falan yani. Hı. Yani tamam diyelim. İzleyen bir de yarısı izlemiyor. Be Başından bakmıyorsan. E, yani 5 bin, 6 bin belki e, aynı izleyicilerimiz var ama bu arada. Arada bir gelen izleyen bir bölümü izleyen başka bölüm yani dolayısıyla bu söylediğiniz e, belki başka birçok izleyici için evet. tekrar değil ilk defa duyuyorlar o yüzden ra rahat olun abi program evet. program bizim abi bu arada hani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ona arada bir hatırlatmak lazım galiba sorun yok şimdi e, burada deveyi Allah'ın kendisinin Allah'ın devesi deme benim devem demesinin sebebi onu diğer develerden farklı olan tek özelliği olan o devenin Semit kavmini bir ayrıştırıcı olarak göndermesi. Yani Semit kavmi bu devenin üzerinden artık ayrışacaklar. Normalde hani zaten bir deve. Ne yapıyorlar? En sonunda bu deveye ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Aralarından azgın bir ortalığı atlıyor. Çeteciler var ki Kur'an öyle diyor. Gruplar var. 9 tane grup var. E, halkın içerisinde gruplaşmışlar. Bunlar kötülük fırsatları. Tuzaklar kuruyorlar. Bu tuzak kuruculardan bir gruptan birisi öne atılıyor. Kılıcıyla deveyi kesiyor. Aa deve kesildi işte. Yani deve kesilir. Deve su içer. Deve işte yani bildiğin deve. Ama bunu nakatullah dediği Allah'ın Allah'ın devesi yapan şey zaten deve oluşu değil. Burada o deve üzerinden Semut kavmini Allah'ın imtihan edişidir. Burada büyüklememiz gereken şey Allah Allah'tır. Tekbir, tekbir yapıyoruz burada aslında. Allahu Ekber demenin bir başka tarafı bu işte. Yoksa orada deve şöyle deve böyle derken Mucizede de akan su mucize olmaz. Allah'ın bir parmaktan su akıtması mucizedir. Burada suya takılırsa kafa Allah Allah seni kendine yönlendirmek istiyor. Ve gönderiliş gayesi de korku korku. Bu e, korku film korkusu değil yani böyle öcü korkusu değil. Titrete. onu demiyor. Oradaki korkuyu söyleyeyim. O da hemen eee önüme ayetleri bayağı bir ayet not aldım. Hepsini yazdım ben önüme de. Ee, İbrahim suresinin 9. ayeti var. Bunlar parmaklarını ağızlarına götürüyorlar mucize geldiğinde. Daha önce kavimler için de söylüyor, Semud kavmi için Yani bir mucize olarak deve geliyor ve siz olsanız anlarsınız yani normal bir deveyi karşınıza geliyor deve. Hazreti Salih diyor ki bunu Allah size mucize olarak gönderdi. Bu zaten sıkıntı çektiğiniz suyu bir gün bu içecek. Bu içtiği gün hiçbiriniz içmeyeceksiniz kısmeti bunun kısmeti gününde Kur'an kelimesine söyleyeyim başkaları içmeyecek siz içmeyeceksiniz ertesi gün o içmeyecek siz suyu kullanacaksınız diyor şimdi parmak, elle, parmaklarını ağızlarına götürdüler diyor öfkeden bu yoksa filan <laughs> değil ne öyle olsa bu adamlarda öyle bir durum yok Hazreti Salih'e kafa tutarlar mı keserler mi demeyi böyle bir şey de demiyorlar dedikleri şeyler var Hazreti Salih'e orada İlk planda daha henüz e, bir tuzak kuramamışlar bir araya gelip. Ama bu komiteciler bir araya gelip tuzak kurduklarına gidip kesiyorlar zaten. Korktukları da yok yani. Hatta onu da söylüyorlar yani korkmadıklarını da söylüyorlar. Ya ne yani filan bununla mı filan diye de küçümsüyorlar onu. Ki kaldı ki onu yeterli görmüyorlar. Mucize olarak yeterli görmemelerin sebebini söyleyeyim. Niye böyle diyorum hani niye normal bir deve zaten bir deve. Ya Allah'ım ya bizim şimdi bununla mı tehdit ediyorsun? Dedin ki bu mucize yani adamı sinirlendirdim falan diye böyle. Aynı İbrahim Suresi'nin 9. ayeti. Sonra e, bize diyorsun ki eğer buna dokunursanız, kötü bir su ikastla dokunursanız Allah size şöyle şöyle yapacak. Ya e hadi yapsın filan haşa. Şey. Böyle diyorlar. Demek ki deveyi ciddi almıyorlar. Yani yoksa şimdi gerçekten gözlerinin önünde bir kayadan bir deve çıksaydı ciddi almaz olur mu? En azından ürperti verdi ve maksada olan mucizenin ...ürperti vermek ve hizaya çekmek... ...meydana gelebilirdi. Bir deveden... ...standart bir deveden tonlarca sütün... ...çıkması bir günde... ...yani insana ürperti vermez mi? Verir. Ama demek ki normal bir deve işte, Normal bir deve. Onu ciddiye almıyorlar ki... E, ...Salih bizi tehdit ediyorsun ya... ...hadi o tehditlerin gelsin bizi bulsun diyorlar. Ve bunu söylerken Efendimiz'e tembih olarak... ...söylüyor Kur'an. Onlar da böyle dedi. Yani yalanlandılar sen de yalanlanıyorsun ya ya Muhammed. Onlar da yalanlandılar. Bu yalanlama kendilerine gelen, onların iyiliği için olan, hatta Hz. Ali onlara geldiğinde şöyle diyor. Ben sizin için güvenilir birisiyim. Bir, iki, bu iş için de sizden ücret istemiyorum diyor. Yani size bir şeyim yok, bir bağım yok, göbek bağım yok. Yani bir maaş vereceksiniz, sizin, bunun karşılığında sizden bir şey isteyeceğim. Aynı zamanda sizi aldatacağım. Böyle bir şey yok. Sizi aldatmıyorum bakın. Niye? E çünkü bir şey istemiyorum. Sizden bir menfaatin, beklentim yok. Ya Muhammed sen de böyleydin. İnsanlar kendilerinin menfaatlerine, kendilerinin yararlarına, kendi iyilikleri, hayırları için onları uyaran birilerini yalanlayabilirler. Semudu, Semud Salih'i yalanladı. Ad Hud'u yalanladı. Seni de yalan, yalanladılar. Sen de yalanlandın senden önceki peygamberler de yalanlandı gibi. Şimdi bir okuma yaptırıyor mu Efendimiz'e? Kendisine inmiş vahiye. Ee, ona bir hikaye anlatmıyor. Üzerinden bir okuma yaptırıyor. Yani bu başta bu mesaj Efendimiz'e yani ya Muhammed diye başlayan onlara de ki sonra Kureyşlilere dön de ki diye bir okumanın sonrasında o okumanın yorumlarını onda olan yorumlarını ki mesela aynı yorum benzer bir yorum Hazreti Salih'te de var. Şimdi diyorlar ki Hazreti Saliye Semut halkı. Ya biz de seni var ya böyle bir ciddi, bir şey zannediyorduk. Ciddi bir adam zannediyorduk diyorlar. Meğer sen büyülenmiş gibi bir adammışsın ya. Böyle geldin bize bunlar söylüyorsun. Bunlar Kur'an cümleleri. Büyülenmiş bir adam gibisin diyorlar. Ya sen şimdi bize diyorsun ki bu dediğin getirdiğin şeylerle yalan dolan diyorlar onlar. Atalarınızın dinlerine sır, din, dinle sırtınızı dönün ve benim dediğime inanın. Yani bunu diyorsun bize diyorlar. Hazreti Salih diyor ki e, onlara, şimdi ben eğer e, sizin dediğinizi yapacak olsam bu benim yanıma e, en sonunda bir zarardan öte bir şey olmaz. Yani sizin dediğinizi yaparsam hiçbir fayda kazanmış olmam ben diyor. Yani ben sizin dediğinizi yapmakla eğer tamam ya bunların hoşuna gitsin, bunlar bana itiraz etmesin, evet beni kabul etsinler, eski bana olan hüsnü zanlarını kaybetmeyeyim. Beni iyi biliyorlar ya bunlar. Gerçekten Hazreti Ali de onlar iyi biliyor. Ya biz de seni iyi bir şey biliyorduk filan diyorlar bunu. E, bu bakış açısı bozulmasın diye mesajımı onlara iletmeyeyim dese iletmez olur muyum? Sizin bana ben sizi bunu yapsam mesela mesaj iletmesem diyor ki Allah Resulü'ne de bir uyarı var. Ya Muhammed sana gelen vahiy ilet mesajı ilet. Eğer bunu yapmazsan sen Risalet görevini yerine getirmemiş olursun diyor. Ciddi bir ikazdır bu. Aynı ikazın olduğu bir peygamber de Hazreti Salih aslında. O da diyor ki ben bunları söylemezsem benim yanıma kalan sizin bana verdiğin zarardan başkası olmaz. Nedir o zarar? Ben Hüsnü zannınız bana karşı olan bakış açınız beni iyi zannetmeleriniz bozulmasın diye bendeki mesajı size iletmezsem işim yapmamış olurum diyor. Ve bu benim için dünyada yapabileceğim en büyük kötülüktür kendime. Yani peygamber gelmiş mesajı iletmiyor. Niye? Beni kötü bilmesinler diye. O zaman Mesajın varsa ben kötü bilineceksem bu mesajı ilettiğimde ve bu mesaj gerçekten hakikatse, Gerçekten. Böyle bir nefsaniyelik kaprisler şunlar bunlar filan değil. O zaman kötü bilinmemeye pahasına bile olsa mesajı iletirsiniz demek. Allah resulüne de yalanlandılar. Sen de yalanlandın. Ama mesajını ilet. Seni yalanlayacaklar. Mesajını ilet diyor. Aslında okumayı Allah ismini yaptırıyor. Yani e, hani çünkü aynı bakıyorum mesela şimdi önüme o öyle bir notlama yaptım. Şimdi efendim daha önce İsra suresinin bir ayetini konuşmuştuk, bir grup ayetini konuşmuştuk, 60 ayetlerini. Diyorlar ki Allah tamam ben pe peygamber pe 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 gönderdi tamam. Hatta kendi semutlar da diyor bunu. Yani e bir grup e birilerin yanındayken diyorlar ki evet o ona Allah gönderiyor Rabbimiz diyorlar hatta kelime Rabbimiz yani gönderiyor. Daha önce Ebu Süfyan'la alakalı, Firavun'la alakalı Hazreti Musa'yla büyücüler, e, aracılar gönderiyor. Musa'ya e, Rabbine söyle, dua etsin falan e, feraket kaldırsın diyor. Hazreti Musa galiba İsra Suresi, Yusuf suresinin 101. Ayet diye ben hatırlıyorum. E, senin de çok iyi bildiğin gibi diyor Hazreti Musa Firavun'a. Demek ki biliyor, biliyorlar. Bilmese, bilmediği bir şey konusunda nasıl karşı argüman geliştirebilirsin? basit sıradan bir itiraz değil onların ki. İyi de diyor mesela hani bir tanesi o, o düzlemdeki bir itiraz daha önce konuştuk. Tamam ya Musa diyor. Sen diyorsun ki Allah her şeyi yazıyor, çiziyor günah sevabı. E diyor mesela sağlam bir itiraz aslında. Bakmayın. Hazreti Musa yı köşeye sıkıştırmak için soruyor bu soruyu ve ciddi bir soru bu. Yani bilmese senin de çok iyi bildiğin gibi diyor Hazreti Musa bilmeden nasıl bu kadar hakikat düşmanlığı yapılabilir? Hani sizin meşhur misaliniz var ya bilmeden bütün soruları yanlış cevaplayamazsınız yani. Bilmeden bu kadar hakikate düşman olunmaz. Şimdi ben modern dönem için de aynı şeyi düşünüyorum. Hani bir insan hakikate bu kadar düşman olabilmesi için hakikati biliyor olması lazım. Öyle aa ben bilmiyordum ya öyle olduğunu filan diyemez. Ama argümanla geliştirdiğin karşı argümanlardan anlaşılan şu ki sen bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsun ve Semud kavmi için Kur'an söylüyor. Onlar e, Ankebut suresinin ayetinde onlar işi bilen adamlardı. Öyle sıradan adamlar değil. Kültürden, medeniyetten, mimariden, sanattan anlayan adamlar bunlar. E, tarımdan anlayan adamlar, insandan anlayan adamlar. Çünkü Salih'i sevmişler ama Salih onlara mesajı ilettiğinde ne oldu sana ya böyle filan diyorlar. Değiştin ya filan diye. Aynısını Efendimiz'de de görüyoruz. O yüzden mesajı ona da aslında. Ya sen bizim gibi birisin diyorlar. Kamer suresinin ayetleri Hazreti Salih'e. Yani içimizden birisin ama diyorlar. Tam bize geldin ama içimizden birisin. Sen zaten bizim içimizdeydin diyor. Yakın körlüğü olur insanlar. Yani içinden birisini kabul etmeme konusunda insan direnir. Ve onlar da direniyorlar Salih'e. Çünkü onların akrabası o. Sen içimizden birisin. Bir gün çıktın geldin bize dedin ki bana Allah şöyle buyurdu. Yani Allah eğer buyuracaksa aynı itiraz onlara da var. Allah eğer buyuracaksa Fusret suresinin ayeti bu da. Semud kavminin itirazı. Bir melekle bu mesajı niye bize göndermiyor? Yani niye senin gibi yiyen içen akrabamız bizim, bizden birisiyle niye Allah gönderiyor diyor. Aynı itirazda onlar da bulunuyor. Büyülenmişsin diyorlar. Yani Şura, Şura suresinin ayetleri. Sen böyle büyülenmesen ki diğer tarafta da e, bunlar eskilerin masalları ya Muhammed sen apaçık cinlenmişsin diyor Mecnun'sun diyorlar sana cinler fısıldıyor yani sen dolayısıyla e, bize salih bir, bir, bir doğruyu hakikat söylemiyorsun e, sen büyülendiğin için böyle konuşuyorsun diyorlar bu bir aşağılanmadır aslında bir bunun modern yansıması ne olur sen çok etkilendiğin için böyle diyorsun tabi sen çok tabi yani sizin kafaya e, kiraya verme falan ağır ağır laflar bunlar böyle çok meşgul olduğun için filan tabi sen yani dışarıdan bakıyoruz biz filan diye içeriden bir şeye inanmış, bir şeye gönül vermiş, bir şeye ikna olmuş insanı aşağılamanın yöntemlerinden bir tanesi bu. Büyülenmişsin diyor onlardan. Öteki de Kureyşliler de sana cinler geliyor belli. Sen yoksa bu laflar edecek adam değildin ha filan diye de bir de alttan da bir gizli bir onore etme durumu var. Halbuki aşağılıyorlar. Yani sen sen kendine diline sahip çıkamayan çünkü sözler senin sözlerin değil sana söylettiriliyor belli büyülenmişsin cinler gelmiş ya da sen zihni kontrol edemeyen ne konuştuğunu bilmeyen adamsın demenin ta kendisidir aslında bu çok fazla şu yapmışsın çok fazla şunu yapmışsın bunu yapmışsın diyerek insan aşağılanır gördüğünüz gibi dolayısıyla e, burada şu ara suresinin ayetleri e, sen büyülenmişsin sonra madem öyle doğru söylediğini de söylüyorsun dönüp bu kadar dediğimizden sonra e hadi bize bir mucize getir diyorlar e mucizeyi onlar isteyince Allah gönderiyor. Gönderdiği mucizeyi beğenmiyorlar. Problem bu. Hani dişi deve. Onlar mucize olarak kesmiyor onları. Hatta sınırlandırma yanında mucizenin yanında sınırlandırma gelince bu sınır zorlarına gidiyor. Sinirden parmaklarını ısırıyorlar. Bu İbrahim suresinin 9. ayeti o da. Şimdi bu e, dişi devenin gelmesi hani nakatullah'a tekrar deneyeyim. O sırayla gitmiş olayım. Eee bu e, gözlerinde güvenilir, onlardan ücret istemeyen, hatta kendi beyanlarıyla iyi biriydin dedikleri Salih'in, Hz Salih Aleyhisselam'ın bütün imajını yerle bir ediyor. Sonra Salih onların düşmanı olmuş oluyor aslında. Burada e, devenin hani dokunulmaması, bir mucize olmasının e, sebebi şu. O artık Allah'ın onları sınadığı bir deve ve onlara kötü bir kasıtla ilişmeleri, dokunmaları Araf suresinin 73. ayeti e, su Su temesü. temessü, temessü e, kötü bir kasıtla dokunmaları deveye dokunmak olmuyor artık. Allah bir sınır çiziyor. O sınıra zaten normal bir deve olan e, deveye Hı. dokunmaları Allah'ın sınırını ihlal etmeleri oluyor. Yani başlarına iş gelmeyeceğini kabul ettikleri bir cüreti gösteriyorlar aslında. Yani, yani deve, e, inanmaları için bir e, ikna e, edici bir şey olarak gelen deve Tabii, aynı zamanda onların imtihanı e, oluyor. Tabi fitnesi Kur'an fitne diyor. Ayrıştırıcı, ayrıştırıcı bir şey oluyor. oluyor. Yani e, gelen bütün mucizelerde böyle bir şey var mıdır o zaman abi? Tabii ki. O, ona şahit olan bilgisinin ulaştığı her şey var. Aklımda kaldı da benim. hani Bu yüzden Hı -hı. de mi korkutucu bir yandan da yani çünkü bir mucizeyi gördüğü halde inanmama Hı -hı. bir mucizeye şahit olma ve buna rağmen inanmama yani işte Beşik'teki bebek konuşur ama inanmazlar. Bu sihir derler, büyü derler. Misal ay ortadan ikiye bölünür ama ona da misal derler işte sihir derler, büyü derler hı hı. gibi. Yani burada da ama burada mucizeyi küçümseme var, beğenmeme hali var. İlginç yani. Burada mucize küçümserse ne olur? İşte problem bu. İsra Suresi'nin o hani mucizeler gönderme kureşleri verilen bir cevap olarak peygamberimize peygamberimizin okuması için aslında Kureyşlilere mesaj olarak bir korkudan bahsederken bu ürperti anlamda değil çünkü orada Semud'a da dişi deveyi mucize olarak gönderdik onlar iman etmediler inanmadılar zalimlerden oldular diyor dolayısıyla burada zulmün karşılığı adalettir eğer bir tarafta da o dişi devenin fitne olduğunu söylüyorsa bir şekilde ayrıştığınız zaman ayrı duracağınız bir salih ve mesaj, aleyhisselam ve mesajı var eğer ondan ayrı duruyorsanız zalim oluyorsunuz, e, mucize sizi ona yakınlaştırıyorsa adil oluyorsunuz. Burada korku adalete sevk ediyor aslında. Yani zulmün karşısında, e, korku zulmün diğer tarafından sizi geçirmesi lazım, orada adalet var. Yani bir mazlumun ahını alıyorsunuz mesela, adalet güncel anlamda da adalete aynı şey geçerli. E, bunun bir hesabı olur. Yani Olur mu? Yani... Allah'tan korkarım filan dersiniz. Ben herhangi bir şeyden de korksanız. Yani dini olarak düşünmüyorum sadece. Yani bunun bir hesabı olduğunu düşünerek korkunuz sizi adalete sevk eder. En adisi planını söyleyeyim. Ya gün gelir devran döner. Keserin sapı bana de der gene adil olmaya çalışırsınız. Ne bileyim hani milleti mazlum mazlum koğuşlara tıktım. Yarın bir gün onlar çıkarsa beni o koğuşlara tıkar diye bile en adi planını söylüyorum. En azından hani karma gibi değil de yani böyle hep insanlar yani değil mi yani, yani, yani bu tırsma korkusu bile olsa bu gelecek şey... kaygısı olsa adalete bu korku adalete iter. İsra Suresi'nin 59. ayetinde dişi devenin mucize olmasından sonra Semutluların zulme düştüğünü söylüyor. Bu zalim topluluğa verilen mucizenin niye verildiğini ve bir mucizenin niye verildiğini Allah 59. ayeti İsra Suresi'nin devamında korku için söylüyor. Bu korku demek ki öcü korkusu değil. Böyle anilik korkusu değil. Hani insan anilikten e, ve farklılıktan korkar. Burada ani olan bir şey yok. Birden deve, deve Hazreti, Sem Hazreti Salih bir damla döktü buraya kumun üstüne, taşın üstüne. Birden deve çıktı. Bu anilik korkutur. Doğru. Ama böyle değil. Bir de farklılık korkutur. Her deve gibi değil de 400 metre boyunda bir deve. Mesela düşünün dev gibi. Deveyle ile dev aynı şeyden geliyor bu arada. Bilmiyorum. Söylerken aklıma geldi. Yani <laughs> e, ben de onu, onu düşündüm acaba. Hani, en azından zengin kafi var. Başta. Böyle bir şey mi yaptık? Hani insanlar e, çok iri, kocaman insan a, evet. deve gibi adam. Dev, deve bilemiyorum ya. alakasız da olmayabilir. Çok zorladık. Yani iki korkunun iki temellerinden temelinden bahsediyorum. Birincisi anilik. Birdenbire deve çıkmıyor. Bir deve. Bunu şu da olabilir. Allah bir tanesini Hazreti Salih demiştir ki şu deve işte imtihanları olacak. Olabilir yani. Ne var ki bu günlük hayatımızda da değil mi? Şimdi e, Hazreti Adem için de cennette ağaçlar var ama şu ağaç imtihan olacak. Şimdi O e, ağacın hiç farkı yok aslında diğer ağaçlardan. E, şimdi şöyle bir şey var bu arada ben size ekranda tek unutmuşum. Uzun süredir şimdi fark ettim. Hı. Şöyle yapayım. Pardon. Ben ekrandayım zannediyordum e, sevgili izleyenler. Arada konuşup duruyorum. E, şimdi bu deve Zaten onların bildiği, gördüğü, bindiği, e, sütünü içtikleri, hı hı. üzerine bindikleri, ne bileyim kesip etini yedikleri, derisinden faydalandıkları, bildikleri sıradan bir deve aslında. Bu yüzden hı hı. de o mucizeyi küçümsüyorlar. Bu muydu yani senden mucize istedik istedik gele gele bu mu geldi diyorlar. Ama diğer taraftan Allah bir sınır çiziyor. Bu deveye dokunmayacaksınız diyor. Evet. Yani Allah o sınırı çiziyor. normalde deve onlara helal. Deve etini yemek, sütünü değil mi? Yani deveye binmek insan olduğu için helal. Allah bir sınır çiziyor. Bu bu bunu, bu ihlal edilmeyecek diyor. Otomatikmen evet. deve başka bir standa, başka bir level'da değerlendiriliyor. Hı hı. Yani burada o zaman biz imtihan olarak deve seçilmesini yani deve değil de koyun da olabilirdi bu. Tabii, pekala olabilir. Ediyorum e Bir zaten yerde var. ağaç var. Hazreti Adem'in Hazreti Avan'ın imtihanı mesela. ağaç. Yani gibi. Dolayısıyla biz burada odaklanacağımız şey Allah'ın çizdiği sınır var. Ee, bu sınırın evet. ihlal edilme girişimi. Neden ihlal ediyorlar? Yani buradaki mantığın. Cüreti. Cüret burada var. Problem cüret işte. Yani. Bu cüret neden yani şöyle Allah'ın devesi bir dakika ya bu mucize falan değil. Bunun mucize olmadığını ispatlamak için mi kesiyorlar? Mucize olsa evet. kesilmez, buna dokunulamaz, zarar verilemez gibi bir düşünce mi var acaba? O da var. Onu söylüyorlar. Zaten hatta planların bir parçası bu. Kur'an söylüyor bunu. Ee, Hazreti Salih ve civarındaki insanları da, akrabaları, işte eşi, ailesi ve kendisine suikast planları yapıyorlar. Bu dokuz çete. Bu çeteler bu planı yapıyor. Bir tanesi de ileri atılıyor, kesiyor. Azgın olan birisi ileri atılıyor mesela. Bu da var. Demek ki bir çetelişme var. E, Hazreti Salih'e karşı. Aynı zamanda eee ortaya atılan ilk fitili ateşleyen bir azgının da ortaya çıkması durumu var. Şimdi burada sebebi, sebep olarak da kendilerini ikna ediyorlar. Diyorlar ki sen ve sana tabi olanlar ki tabi olanlar var. E, hatta onlar helak olduktan sonra taşınıyorlar oradan. Helakın geleceğini bildikleri için erkenden ayrılmıyorlar. Bu da ayrı bir durum aslında. Yani bir hani e, bir neşe kaynağı demeyeceğim ama bir itminandır bu. Yani Allah sizi doğru çıkartıyor. Size bir haber verdi, ilettiniz. Bu haberin karşılığı bir e, ikazda bulundu ve o ikaz gerçekleşiyor. Allah'ın size va olan vaadi ve karşıya olan vaadi gerçekleşiyor. Bu insanın içerisine bir mutluluk verebilir. Yani bu, bu var, çok insani bir durumdur bu. Çok insani. O gün geldiğinde eğer şöyle yaparsam kalbim kurusun, yüzüm bilmem şu. Ya öyle değil baba yani sen insansın yani. Ha bu böyle bir şey var insana Allah bu yani tarif edemiyorum şey kelimeyi ama yani bir e, itminana, e insan zihnini ulaştırabilir. Bunu Kur'an e, mahşer tabloları için sık sık söylüyor. Yani bir tanesi Yasin suresinde var hatta hatırlarsanız galiba dördüncü sayfaydı. E, mahşerde dirildiğimizde evet Rabbimizin bize vaat ettiği tabloyu gördüğümüzde Hâzâ mâ da rahman ve sadakal Ya Rabbi işte bu senin bize vaat ettiğin Rabbimizin bize vaat ettiği vay be Resulleri doğru sözlüymüş diyeceğiz. Bu bir bunun bir kendi içerisinde bir itminan duygusu var. Tatmin edici bir tarafı var. Hazreti Salih ve ona inananlar son güne kadar duruyorlar. Haydi üç gün süre daha diyor. En son üç gün süre veriyor Allah onlara. Üç günde de ayılmıyorlar, ayıkmıyorlar. Sonra Hazreti Salih ve civarındakiler gidiyorlar, terk ediyorlar. Yani rivayet Mekke civarı veya işte Kudüs civarında da olduğunu. Hatta Taif'teki Sakif kabilesinin, bu Semud kavminin devamı, efendim zamandaki Sakif kabilesinin Semud kavminin devamı olduğunu filan söylüyorlar. Olabilir pekala mümkün, bu iki durumda mümkün. Ama burada kavmin, Hazreti Salih'in kavminin, Semut kavminin, Semud kavminin Hazreti Salih ve civarındakileri, civarındakileri uğursuzlukla itham etmeleri var. Bunlar onları ikna ediyor. Bu uğursuzlukla atalarına ters düşmekle alışa geldikleri, yapa geldikleri şeylerin tersini söylemekle ki söylüyorlar sen bize diyorsun ki o kadar yıldır atalar, dedeler zinciri takip ediyoruz. inanç zincirini e, bozmadık. Sen bize diyorsun ki yani şimdi bunu dağıtın bu zinciri. Öyle olmaz Yani biz yeni bir halka daha ekleyeceğiz. Sen ama bizim zincirden devam etmiyorsun. Halkayı başka yere takıyorsun. diye itiraz ediyorlar. Senin bu yaptığın bize apaçık uğursuzluk. Deve diyorsun. işte ne bileyim bir şey bir takım şeyler söylüyorsun bize filan. Sen nasıl bir şey oldun ya filan gibi aşağı böyle diyorlar aslında. Sen ve civarındakiler bize karşı uğursuzsunuz diyorlar. Şimdi o tür topluluklarda uğursuz ilan ettiğiniz kimseleri topluluğun içerisinde görmek istemezsiniz. Niye? Çünkü size getirileri engelliyor olur. Yani sizin yüzünüzden şu olmadı. Sizin yüzünüzden bu olmadı. Siz olduğunuz için şu oldu diye o toplulukları, küçük olan toplulukları, uğursuz ilan ettiğiniz toplulukları dışarıya atmak istersiniz, kovmak istersiniz. Dolayısıyla burada sadece hani bir inanç e, durumu söz konusu değil. Aslında bir medeniyet krizi de var. Hazreti Salih ve yanında ona inananlar inanç hürriyetini kullanmış kimseler sırf İçinde bulunduğu topluluğun ölmüş atalarının inançlarını takip etmediler diye dışlanıyorlar. Uğursuzlukla itham ediliyorlar. Hatta büyülenmiş sefahatle itham ediyorlar. Ne dediğini bilmeyen bozguncu, fitneci kimseler olarak ilan ediliyor, ediliyorlar. Çünkü birisinin oğlu iman ediyor. Ötekinin kızı, dayısının oğlu filan iman ediyor. Diyorlar bizi birbirimize düşürdünüz ya filan diyorlar. Aynı şeyler Kureş ortamında da var hatırlarsanız. Siz ne uğursuz adımlarsınız ya işte efendimize amcalısının oğulları amcalı oğulları Arap'ın oğullarını birbirine düşürdün sen nasıl bir şeysin falan diye kaç defa bütün itirazların başında bu var. Bu bizi birbirimize düşürdün görüntüsü hakikatten yana tercih edenler adil olanlar bir de hakikate sırt dönüp tam karşısına geçip zalim olanların bu iki taraflı olmasını birbirine düşmek olarak görüyor insanlar. O yüzden bu insanları ikiye ayırmış. Hakikatten yana ve olmayanlar gibi bunu bir ayrışma olarak kabul edip insanları birbirinden ayıran fitneci olarak peygamberleri ilan ediyorlar. Şimdi böyle olunca aslında normalde deveye gösterdikleri ki tekrar söylüyorum hani deve ben zaten deveydi derken Allah mucize bir deve yaratan haşa olur mu ya Allah e, pis bir sudan Adem'in oğullarını yaratan evlatlarını yaratan Allah'tan bahsediyoruz. Niye deve yaratmasın ki 300 metre boyunda bir deve yaratır Allah. Nereden bilelim yani hani galaksileri nebulaları yaratan Allah deve mi yaratamayacak öyle böyle bir deve. Ama burada burada devenin ihtişamını Allah bizim gözümüzü değil Allah'ın o mucizeyi koyan iradeyi iradeye gözümüzü yöneltmemiz istiyor. Hatta o iradenin temsili olan, temsilcisi olan elçiyi yalanlamak olduğu için bu deveyi reddetmek veya kesmek, o sınırları ihlal etmek, bu deve her zaman değişir, her zaman değişir. Salih'te de deveydi, ad kavminde başka bir şey olur. Efendimiz'de başka bir şey olur. Sınırları korallar. Sınırsızlık diye bir şey yok. Yaratılmışsanız sınır olur. Yaratıcı yarattığına sınır koyar. O sınırlardan bir tanesi bu. Şimdi Kime abi, ama şey soracağım abi. Şimdi bu sonuçta Allah'ın çizdiği sınıra biz işte haram diyebilir miyiz? Orada bir çizgi. Haram. Buna dokunmayacaksınız. Ee, bu durumda mı? Yani bu durumda. Deveye? Tabii yani salt anlamda artı... bir haram gözüküyor ama. Evet. Şimdi, e, normalden yeme içme haramlığı falan gibi değil Anladım. Deveyi yemeğinle işte domuz yemeğin haramlığı gibi aynı standartta değil. Burada Başka bir durum var. Müzevi bir durum var. İnançla alakalı bir durum mu? E, şöyle şunu için söyleyeceğim abi. Mesela Allah bir çizgi koyuyor. Orada deve ile alakalı bir çizgi koymuş, bir sınır çizmiş. İşte ee, işte günümüzde domuz dediniz misal. Domuz haram. Neden haram olduğu üzerine şimdi onun çünkü işte yağında şu var, etinde bu var, şu falan filandan öte. Allah bir sınır koymuş. Evet. Yani e, domuzun eti faydalı da olabilir. Bir zararı Tabii. da olmayabilir. Tabii. Ya yani domuz zararlı, lanetli bir hayvan falan değil. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Allah diyor ki dokunmayacak bunu yemeyin. Yani sınırları, sınırı tabii. çizmiş. Hatta bu programı takip edenler bilecekler. Konuştuk biz bunu. Haram kelimesi hürmetten, saygıdan gelir. Tabii. İşte Muharrem ayı. Saygınlık. Yani, saygınlıktır. Bilçesi biz Allah'ın çizdiği sınırlara saygımızı gösteriyoruz. Gösteriyoruz tabii ki. Yani burada yani cüret derken, hadsizlik derken büyük bir saygısızlık var. Yoksa e, domuz şundan 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 dolayı haram peşine düşmek zorunda değiliz. Dediğim gibi belki evet. bin tane de faydası olabilir yani. Derdimiz bu değil. Yani ondan bahsederken adını bile söylemeyin. Hani o hayvan deyin. Malum hayvan deyin işte falan. Hınzır deyin diyorlar ya deyin, böcü Hınzır, hınzır işte. Kur'an'da da omuz geçmiyor. Hınzır Arapçası zaten. Yani <laughs> hınzır kelimesi geçiyor. Hani kendimizi böyle bir yere itmenin anlamı yok. Anladığım kadarıyla evet. Semut kavminde de böyle bir şey var. Bir dakika ya bu devenin ne özelliği vardı bu. Hani mucize oluyor. Şimdi onun mucize olmadığını ispatlama peşine düşüyor kafa. Yani çok özelliği de olabilir, hiç özelliği de olmayabilir. Evet ben onu bu diyorum. Bu imani bir problem değil ha onu söylüyorum yani. Demek istediğim şey bu. burada özellik nerede? Katullatıyor Allah'ın devesi diyor ya. O Allah'ın devesi. Oraya bir işaret koydu Allah. Bu senin için bir ayrışma noktası. Adillerden mi olacaksın zalimlerden mi olacaksın? Onu Allah sınıyor. Ve bu sınamayı sen istedin. Salim mesajına e, Saliye deseydin mesela eskiden ne bileyim hani e, kelimeyi tam hatırlamaya çalışıyorum. Hud suresinde gene anlatıldığı bahislerin geçtiği yerlerden bir tanesi. Biz sana ümit besliyorduk diyorlar Hazreti Salih'e. Yani sen aramızda kendisine iyi hisler beslediğimiz, ümit beslediğimiz bir adamdın. Ne oldu sana böyle filan demeselerdi bu adam bizim ümit beslediğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz hem bizden bir şey istemiyor bunun karşılığında geçinme böyle yan gelip yatmak için yapmıyor bu mesaj işini. Ve bakıyoruz da yani öyle çok e, dümdüz gidiyor yani istikamet üzere, hidayet üzere. Ya, ne diyor bir kulak verelim Salim mesajına deselerdi ki bunu yetmeyecek adamlar değillerdi ee, malum başta söylediğim Ankebut suresinin ayeti şeytan onlara amellerini süslü gösterdi bu aykırılığı cüreti süslü gösterdi halbuki kafaları buna mesajı almaya yetecek adamlardı yetmeseydi Allah zaten göndermezdi ki böyle bir mesaj onlara yani imtihanı kaldırabilecekleri imtihanı Allah gönderdi ama onlar cüret ettiler neye? Allah'ın olan sınırları ihlal ettiler. Din budur zaten. En başta konuştuğumuz şeye dönelim biraz da ve dönmüş olduk. Din Allah'ın sınırlarıdır. Bir hadis söyleyeyim hemen bunun üzerine. Helaller ve haramlardır diye. Şu demek değil. Şunu yapmayacaksın, bunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırlara gösterdiğimiz hürmete, özene, dikkat de takva diyoruz zaten. Yani haramlara takva dediğin şey sizi uzaklaştırır. Helallere yakınlaştırır. Niye? Bu saygınlığı yitirmemek için insan insana saygınlığı yitirmemek için bazı sınırlama koymuyor mu? Şu lafı demeyeyim, bu lafı etmeyeyim, şunu giyinmeyeyim, olmaz, yakışmaz filan. Bu bu burada yenmez. Şunun yanında şunu yapmayayım filan diye saygınlık sınırları koymuyor muyuz kendi kendimize? Annenin babanın yanında şöyle şöyle oturulmaz. Anneye babaya böyle denmez demiyor muyuz? Bu saygınlık sınırları modeli yükseltin perspektifi genişlettiğinizde zoom'dan çıktığınızda durum bu. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar var. Bu sınırlara hürmet ediyoruz. Saygınlık çizgilerini atlamıyoruz. Saygı gösteriyoruz. Bu din oluyor. Bu sınır kim koydu? Allah koydu. Bu deveyi kim özel kıldı? Allah kıldı. Bu. Yoksa devenin kendi üzerinde taşıdıkları değil. Onu Allah'ın bir fitne unsuru yani ayrıştırıcı fitne derken negatif anlamda şey olmasın ayrıştırıcı olarak Semud kavminin içerisine koyan Allah ve deveye olan hürmet salim mesajını kabul etmek ki bu son çizgi yoksa Hz. Salih bir gün çoban gibi gelmiş e, selamün aleyküm ben sizin peygamberiniz olarak atandım adım da Salih ama bu da devem bu da sizin mucizeniz demiyor devasa bir mesaj var önceden büyük bir tanışıklık var nereden biliyoruz çünkü Hud suresinin ayeti diyor ki ya biz sana ümit besliyorduk, salih diyorlar. Sevdikleri, sahip çıktıkları, saygı duydukları, tanıdıkları onlardan birisi. Anıyorlar, biliyorlar. Yani demek ki ümit besliyorlar üzerine. Diyorlar ki bu salih şöyle böyle falan diye. iyi hisleri var. Günün yani, birinde çıkıp gelmiyor yani. Öncesinden Hazreti Salih'e dair olumsuz bir imaj yok. Son derece yok. olumlu, son derece pozitif bir bakış açısı var. Ee, onunla beraber gelen bir mesaj var. Bu mesaja e, itiraz var sonra ikna olmaları için mucize. E, mucizeyi beğenmeme ortaya çıkıyor. Sonra Allah'ın koyduğu sınırı e, cüret edip hadlerini aşıp bir hadsizlik gösterip aşıyorlar ve deveyi e, öldürüyorlar. Ya siz mesela İbrahim suresinin 9. ayetine geleyim. Yani orada hani ellerini ağızlarına götürdüler diyor ama ya benim anladığım hani böyle böyle parmağı sıkarsınız ya öyle. Yani nasıl olur böyle şöyle sıkılır ya bir de ısırır elini ağzına götürme. Şimdi diyorsunuz ki sen süper adamdın, tamam mesaj getirdin, arayı bozduk, e hadi mucize getir diyorlar, e getiriyor. Ve onun da mucize olduğunu biliyorlar, söyledikleri sözlerden o anlaşılıyor. Yani e, Hz. Sale'ye cevaplarından tıpkı Hz. E, Musa'nın firavuna söylediği gibi, sen de iyi bildiğin gibi, onlar da iyi bildiği gibi onun, onun mucize olduğunu görüyorlar bunu tekrar söylüyorum. Hani bir kayanın içinden çıkmış olabilir. Böyle de olabilir. O kadar su içip o kadar süt veriyor. Olabilir. Ama burada sınırlandırma asıl şey. Deve bugün su içtiğinde siz içmeyeceksiniz. Aynı şey. Başka topluluk. asab ı Seft var Kur'an'da. Cumartesi gününün balıkçıları bunlar. Allah diyor ki onlar cumartesi balık yok. Balık tutmayacaksınız. E zaten balık yok diyorlar bunlar. Bir bakıyorlar da ertesi gün, ertesi cumartesi nehir balık da olmuş. Hayda da ne, ne diyorum deniz kızıl deniz Diyorlar ki Allah Allah şimdi yani balık yoktu gele gele cumartesi geldi ve dedi ki yani cumartesi günü balık yok. Balık imtihan oluyorsunuz orada deveydi burada bir din balık olta balığı yani. Diyor ki Allah tutmayacaksınız diyor onlara. Yani e, veya İsrail için Bakara suresi işte Bakara yani deve ineğin çok mu büyük özelliği var yani böyle herhangi bir inekten farklı onlara da Allah soruyor. İyi de tamam da, da nasıl? Tamam da nasıl? Tamam da nasıl diye şartları gittikçe tırmandırıyorlar. Allah diyor ki bir tane sığır e, bakara keseceksiniz inek. Bu kadar. Onlar diyor ki ya tamam da inek var inek var nasıl bir inek filan diye böyle cüretle işte bu cüret bu problem bu zaten. Yoksa orada deve fil filan şöyle, balık inek gör, yani birçok bir hayvan üzerinden gidiyor gördüğünüz gibi. Yani sadece bu değil yani orada inek üzerinden İsrailoğulları imtihan inekten değil inek üzerinden başka bir şey temsil ediyor o sıradan bir inek yani ama diyorlar ki ya nasıl olsun temiz mi olsun besili mi olsun inek var inek var semiz olsun besili olsun yani zayıf mı olsun şişman mı olsun işte neyse sonra diyorlar ki ya o var eğer besili inek de aynı değil ki renginde olsun canım filan diyorlar mesela gittikçe cüret artıyor alışıyorlar. Allah onu bile cevaplıyor eee Bakanlara güzel hoşluk veren, rahatlık gözü rahatlatan bir sarı olsun. Sarı renkte bir inek olsun diyor. Mesela. Yani gördük yani oluyor imtihan hayvan üzerinden imtihan olmuşlar işte. Aynı şekilde Bakara suresindeki neyse buradaki de deve de benzer bir imtihan aracı aslında. Burada deveye kastetmek onu imtihan aracı olarak insanların arasına bir elçi marifetiyle, elçi vasıtasıyla gönderen Allah'a cüret etmek oluyor aslında. Normal şartlarda o Allah'ın devesi deve kesmiş olmuyorlar. Allah'ın devesini kesmiş oluyorlar. Yani imtihan aracına karşı bir cürette bulunmuş oluyorlar. su Su'i kasta bulunmuş oluyorlar. Kötü dokunuşla tekrar söyleyeyim Araf suresinin 73. ayeti La temessuha bisu diyor. Kötü bir mes dokunuş olmasın deveye. Onlar kötü dokunuyorlar. İyi, do iyi dokunabilirlerdi. Niye deve yani? Zaten deve o zaten sütünü içebilirlerdi. Ama Allah bir sınır koydu. Onu açtılar. Allah'ın devesine cüret ettiler. Allah'ın sınırlarına cüret ettiler. Allah'ın arzında aynı kelimeler Kur'an ayrı ayrı yerlerde söylüyor. Hazreti Salih hicr bölgesi ve deve için Nakatullah, Resulullah, Arzullah diye Allah'ın arzı Allah'ın Resulü ve Allah'ın devesi. Hep Allah kendini izafeten söylüyor. Burada önemli olan o zaman deve değil Allah'tır. Allah'ın koyduğu kurallardır, imtihanıdır. Kaybedilen tarafı burası işte. Eğer yok deveye odaklanırsanız, yok ineğe odaklanırsanız, İsrailoğulları ineğe odaklanıyor mesela Bakara suresinde. Ya tamam da nasıl bir inek? Yani inek de, yani ineğin yani bir nitelikleri belli olması lazım falan diye tırmandırdıkları için musibet geliyor. Ötek tarafta da Ashab-ı de, Cumartesi Ashabı'nda da ey daha doğrusu yani onlar da balık tutuyorlar. Cumartesi balık zaten yoktu diyorlar. Bir bakıyorlar Cumartesi balık var. Hayda tutak mı tutmayak mı şimdi filan diye düşünüyorlar balığın başında. Yani e, normal o balıklar böyle hani bunlar nasıl bir balık ya biz bir tanesini tutsak bir yeter demiyorlar. Bildiğin balık yani Bildiğin inek yani bildiğin deve yani bildiğin kuş e, fil e, asabındaki de mesela. Diğer tarafta bildiğin kurbağa bildiğin çekirge. Bir tane değil ki Kur'an'da misal. benzer. Birini büyütüp büyütüp büyütüp, büyütüp, büyütüp diğerlerini küçültürseniz ne? O bir farkı yok yani bütüncül okuyamamış oluyorsunuz yani Kur'an'ı. Yani bu e, bizim de yani zatenlerimiz var. E, kendimize zatenler bulabiliriz. E, bazı zatenlerle uydurduğumuz bulduğumuz zatenlerle aşmamamız gereken aşmamamız gereken sınırları aşabiliriz. Ee, şimdi bu ayetler Kur'an'da geçiyorsa e, Semut kavminden bahsediliyorsa Hazreti Salih'ten ve bu deveden bahsediliyorsa e, bizim de e, bundan anlamamız gereken bir şeyler muhakkak vardır yoksa hı hı. en başta konuştuğumuz gibi çok güzel bir olay ya ne güzel bir hatıra e, değil bu hat, bu hatıra bu kıssa bu, bu olay e, düşünen ve bilginin peşine düşen insanlar için orada duruyor eee ne ne çıkarmalıyız Hakan abi sizce bu e, bu güzel menkıbeden, güzel hatıradan, anlatıştan. Bu anlatıştan. Anlatıdan. Hocam ne de güzel anlattınız Allah razı olsun ya. Yani bir de şey yaparsanız hani aslında yani. masalsa anlatılabilir bu. Bu yani öyle bir hikaye çünkü. Hani ben bir ara öyle bir modelleme yapabilirim miyim Kur'an'daki peygamberlerin hayatlarını çocuk oyuncakları veya bir, bir imge üzerinden. Burada deve mesela bir deve üzerinden anlatabilirsiniz bunu sembolü olarak. Ee, şimdi bunu söylerken Efendimiz'e hani bir yerde niye bunu anlattığının da izah olarak söylüyor. Ee, yine gene Hicir Suresi. Hicir Suresi'ne adını veren Semud kavminin yaşadığı bölge zaten. Bir sureye de adını veriyor. 85. ayeti. Ee, gökleri ve yeri yaratışından, yaratışından Allah bahsediyor. Bunları e, bir doğruluk, bir hak üzere yarattık diyor. Şimdi e, kıyameti hemen devamında gök yer yaratılıyor ve devamında da bir bitişi var. O saati haber veriyor. Mutlaka bir kıyamet günü gelecek, saati gelecektir diyor. E, şimdi sen onlara karşı güzel davran. E, yani onlara bu güzel davranışla hareket et. Yani metnis hatırlıyorum. fesfa, Fesfah safil cemil kelime bu. Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum bir taraftan. E, musafahalı ol insanlara. Bunu Hicr suresinde anlattıktan sonra Salih, e, Hazreti Salih Aleyhisselam kavmine Allah Resulü diyor ki daha doğrusu bir şey daha ekleyeyim. Hazreti Salih diyor ki Hazreti Salih e, onları izle diyor. Siz nasihat sevmeyen bir topluluksunuz diyor mesela Semud kavmine. Sonra nasihat sevmeyen bir e, bu kavme karşı Kamer suresinin ayetleri var. 27-28-29. E, ayetleri aynı şekilde Semud kavminden orada da bahsediyor. Onlara mesajı söyle. Dişi deveyi mesela mesaj olarak fitne olarak ayrıştırıcı olarak Allah'ın gönderdiğini söyle. Ve sonra onları e, gözle. Gözle onları. Gözetle değil gözle. Bak senin bu mesajının sonrasında ne yapıyorlar? Gözledin ne olacak? Sana sabredeceğin günler geliyor demek. Ve hemen devamda gözle ve sabret diyor. Hazreti Salih'e. Senin sabrın zorlayacak günler yaşayacaksın. Sen bu mesajı götürdün ya. Aralarına imtihanın ne olduğunu onlara bildirdin ya. Onlar ayrışacaklar ve bu ayrışma günleri senin sabredeceğin günler olacak diyor. Dönüyorum tekrar Efendimiz'e söylediği mesaja. Hicr suresinin 85. ayetine. Ya Muhammed Salih'te olduğu gibi gökleri yerleri yaratan ve bunları bir gün kıyamet günü sonlandıracak Allah'ın mesajını sen de onlara ilet. Onlar senin musafahını hoşgörülü davranman gereken, yerinde ağır sabretmeni gerektiren tavırlar sergileyecekler. Onlara karşı da musafahalı ol diyor. İnsan bu. İtirazları olur, çizgi tanımaz, kural tanımaz. bildiği halde aksi aksi yönlere gider kendisine hiçbir fayda vermeyen bir sürü imkanın içerisinde olduğu halde yapar bunu ki Semut kavmi için gene Hicr suresinin ayetlerinde verdiği nimetleri sayarken ekinler, tarlalar, şunlar bunlar falan oymacılık, kaya oymacılığı, sanatçı bu bunları sayarken yere, yere tutunuyor adamlar iyi bir medeniyet kurmuşlar ama bunlar günü geldiğinde hiçbir fayda vermeyecek karşında zengin, varlıklı, kültürlü, medeniyet eşiğini çok daha anlatlamış bir topluluk olabilir ve Allah bunlara mesaj olarak onların Allah bu mu filan diyecekleri bir mucizeyi gönderebilir. Senin mesajının içeriği sade olabilir. Onlar bu sadelikten hoşlanmayabilir. Bunlar senin sabrını gerektiren durumlardır. Oralarda sabret. Musafa göster şu. Ya vardır o kötünün de bir bildiği. Vardır o zalimin de bir bildiği. E, tamam o zalim ama yani filan diyerek bunları demiyor. Musafa Göster'den benim anladığım şu, Allah'ın peygambere duruş tavsiyeleri, o gördüğü tavırlar karşısında, sen kötü olma. Kim gibi? Karşındaki gibi. Sen kötülük yolunu tercih etme. İyisin sen, yani kötü olamazsın, musafa bu. Senin karşında, senin sabrını zorlayan bir kitle olduğu halde, sen kötü olma hakkın yok, kötü olma. Kötülük yapamazsın, bunu söylüyor. Yoksa Mustafa olsun canım. Onun da vardır bir bildiği. Onları da affetmek lazım. Onları da yerinde görmek lazım. İşte yani mesela Mevlana gibi, mesela Hazreti Eyüp gibi falan diye böyle cici bici hikayeler. Eyvallah. Yani yer, gidecek yerler var bunların. Dizide gider mesela bir belediye programında tasavvufçu bir abimiz konuşurken bunu anlatabilir falan olur. Ama bir hayat yaşıyoruz ve bu çok gerçek bir hayat. Çok gerçek. Adımlarımız yere basıyor. Öyle uçuk kaçık bir şey değil bu. Yani mesela vuruyor birisi yüzüne yumru acıyor kardeşim yani acıyor. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Yani olur çizgi filme korsun Polyanna e, İsviçre'nin İsveç mi İsviçre mi neyse zıplar gezer çayırda bayırda. Olur yani o senaryo kaldırır yani kurgu kaldırır bunu ama gerçek hayat kaldırmıyor işte. O yüzden peygamberine Allah yönlendirirken şunu diyor. Musafa göster. Buradaki canlarım benim siz kötüsünüz ama ben sizi de seviyorum aslında filan bu değil. Yani yılanlarla falan böyle. Onu demiyor. Öyle olur mu? Diğer dediklerinin yanına koyun bakayım. Öyle mi anlaşılıyor? Güzel bir uzaklaşmayla uzak, uzaklaş. Yüzünü çevir. Bir koridordan hızlı geçer gibi size selam olsun. Hadi yürüyün gidin. İşim olmaz sizinle falan. Tamam. Sizin dinini size benim dinim bana görürsünüz gününüzü falan deyin. Bekleyin bekleyin bekliyorum ben de bekliyorum falan de diyor. Kur'an diyor bunu. Sonra yılanlarla aynı sepete gireyim falan Olur mu ya öyle şey? Olur mu? Onu söylüyor peygamberine. Hazreti Ali diyor ki bak onları dışarıdan gözle. Bu mesajı ilet. Dışarıdan onları gözle. Bu gözlediğin esna sana sabır gerektiren bir esna. Senin için sabır günler o günler diyor Hazreti Ali'ye. Niye? Ee, çünkü o gün o günü aşarsanız eğer iman ed ed edenlerle e, Allah'ın katından rahmet verdi. Gene Hud suresine aitti bu. E, helaktan kurtardı. Helak gününden ve o günün ee, kelimeyi hatırlamıyorum ama rüsvaylık, rezillik demek. Ee, söyleyeceğim hatırlarsam metin gitti bugün bu bayağı bir kaçırdım metinleri. Rezilliğinden kurtaracak Allah seni. O günün rezilliğinden kurtulmak için böyle yap diyor. Ne yap? Sabret. Sabrın bir parçası olarak neyi söylüyor? Kötü olma. Bu Efendimiz'e verdiği mesajdan anladığımız hicri suresinden kötü olma. Musafaha göster diyor. Yani güzel bir duruş var burada. Kime karşı? Yani karşında hani sabrını zorlayacak insanlara karşı. Sabrı ne zorluyor? Onların yaptıkları zor. Niye yapıyorlar bunu? Kendilerini ikna etmişler. Neye? Uğursuz olduğuna ikna etmişler seni. Onları Bunda böldüğüne filan ikna olmuşlar adamlar. Karşıdakiler bu musafayı hak ettikleri için değil. Hayır. E, peygamber'e yakışan, o kötü olmasın Tabii ki. diye. Tavrın evet. bu senin Sana senin yakışmaz. adetin bu tavrın bu. Yakışmaz değil. Orada bile bir tercih var. Hafif bir tercih var aslında. Ya yani neyse hadi. Hani bir e, Nisa suresinin 147. ayeti. 147-148. E, Allah bir kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez. Ta ki kul, kulu e, bir zulmün altında inliyor. Yani bu durum hariç. Onu söylüyor Allah. Şimdi ama kuluna kötü konuşun. Niye zalimin elinden çekiyorsanız ağzınızı bozun gitsin filan demiyor Şimdi zulümü bir zalimin zulmü altında inleyen bir kul insani olarak bir acı eşiğinin sonrasında sert sözler söylemiş mesela. Bunu diyor Allah. Yoksa bir zulüm gördünüz mü bozun ağzınıza gitsin çıkartın baklayı. Bunu demiyor Size yakışan sözün güzeli, tavrın güzeli, iyilik, iyi kalmak. Sizin yakışan derken diğerini de yapabilirsiniz ama size bu daha çok yakışıyor. Yani lazivert giyiyorsun ama size hocam yani aslında yosun yeşili daha açar sizi filan diyorsunuz. Ya ama bu lacivert giyemezsin demek değil lacivert de giyersin. Ama yosun yeşilinden başka çaren yok. Niye? Lacivertin yok ki senin. Kötü olma durumun yok ki. Yani. Ya Muhammed sen zaten istesen de kötü olamazsın. Dolayısıyla burada istese de kötü olamayacakların bir tane kapısı var. Sabrediyor. Neye sabrediyor? O gün ki gelecek. O gün gelecek onu Allah söylüyor. Gökleri yaratan, yerleri yaratan ikisi arasında bu düzeni kuran Allah, bu düzeni bir gün kontağında kapatacak. O gün geldiğinde tekrar Hazreti Salih'in e, Salih söylediği cümleye gelelim. Hud suresinden, e, Hicr suresinden Hud suresine. Efendimizden Hazreti Salih'e dönelim. İman edenleri rüsvaylıktan kurtaran, rezillikten, helaktan kurtaran o günün aşkına sabretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, ne zaman belli olur bu? O kontak kapandığında zaten belli olacak. Zaten belli olacak o gün. En iyisi o günden önce bu belli olsun. Neyle belli oluyor? O senin çabanla belli oluyor. Bu sab çabanın karşılığı ne? Sabır. Sabır ne? Bu önünü bükmek, ikinci yanağını dönmek falan değil. İyi kalmak. Kötü olmamak. Neye rağmen? Karşında sabrın zorlayacak adama rağmen kötü olmamaktır. Prensip bu. Yoksa dediğim gibi e, devedir kesilir, yenir. Devedir sütü çıkar. Devedir su içer. Yani bilinir, yük taşır falan. Devedir yani bu. Zaten onlar da deveyi biliyor ha. Yani böyle fil değil. Muhtemelen fili bilmiyorlardı onlar. Çünkü fil Afrika'dan işte fil vakasının olduğu gibi e, Necaşi'nin ordusuyla geliyor. Ebre ikinci komutanı. E, 60 62 tane fil getiriyorlar. O diyorlar fil görüyorum ilk kez e, Kureyşliler görüyor onu. Mekkeliler görüyor. Muhtemelen sadece Salih'in de e, deve yerine fil olsaydı veya e, onların hiç görmediği bir canlı olsaydı, ne bir, bir dinozor olsaydı, Acayip bir şey olurdu, acayip filmisi bir şey olurdu. Ama onların zaten devesi var adamların. Adamların kendi develeri var. Hazreti Salih diyor ki o değil de bu Allah'ın mucizesi diyor. Şimdi bunu bunlardan ayıran ne? Allah'ın onu işaretlemesi. Burada o zaman mucize e, asıl espri orada Allah'tır. Allah'ın hukukunu, Allah hakkını koruyoruz. Nedir o hak? Bizi imtihan etme hakkı. Allah bizi bunun için yarattı zaten. Yaratılışımızın gerçeğinin peşine düşmüş oluyoruz o sınırları o zatenleri aşmadığımız sürece. Çok evet. mu soyut oldu diye geriden düşünüyorum da. Ee, yok. Yani notlarıma yani ben, baktım Ben, anladım. ben göre aşağı yukarı anlamıştır yani. Yani. Ee... Estağfurullah. <gülüyor> 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 yani ortamın ilmi seviyesi kaldırır yani problem yok abi ee, yani doğru hani bu bunu bir Tarihi güzel bir hikaye gibi, ilgi çekici, fantastik bir hikaye gibi de anlatabiliriz. Ama diğer taraftan odaklanmamız gereken, asıl bakmamız gereken manayı kaçırmak da o zaman ihtimal dahilinde. Biz biraz daha o anlamın peşine düşünce doğru bazen soyut kalabilir. Yani yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri böyle çok... Somutunu taşır. söyleyeyim mi kendi nefsimden? Buyurun abi. Benim mesela öfkelerim Salih'in devesidir mesela sıradan bir şey bende daha derin tesirleri oluyor. Daha derin düşün ya biraz düşünmem gerekeni çok düşünüyorum mesela. Çok yoruyor beni. Bu benim devem yani. Birinde şehvet deve olabilir. Salih'in devesi birinde şehvet olabilir. Birinde servet olabilir. Birinde şöhret olabilir. Bu deve zaten diyerek elinde bıçakla yaklaşma diyor aslında Kur'an bize. Senin zatenlerin olacak. Allah'ın imtihanları olacak sana. Ve sen bu imtihanlara zaten bıçaklarıyla girişeceksin zaten deve kesilir. Zaten hakkım zaten böyle oluyor. E, günün gereği filan. Oo hocam sen de hangi çağda yaşıyorsun ya? Bir, 2018'deyiz filan. Zatenler bunlar. Ne var ki bunda ya filan? Ya öyle de filan diye başladığımız cümleler var ya bunlar zaten bıçakları. Zaten bıçağını alıp senin imtihanın olan şeylere karşı girişme. Dur. Sana bir mesaj geldiyse madem güveniyorsun Salih'e Diyorsun ki ya biz sana ümit besliyorduk ya ne oldu sana böyle filan diyorsun yani. O ümidin devam ettir gidip imtihan bıçaklama. İmtihan bıçaklamada problem işte. Yani e, semutlular da imtihanlarını bıçaklıyorlar. Bıçaklıyorlar böyle bir <laughs> espri. Bahattin miydi? Evet, i̇mtihan evet. bıçakladıkları için <laughs> problem bu. Yani imtihanı bıçaklamamak. Asıl espri zaten bıçağını alıp imtihan bıçaklamayacağız. Problem bu. Ve bu e, dediğimiz imtihan bazen kendi içimizde yaşadığımız tamamen nefsimizle alakalı bir şey olabilirken bazen e, zaten e, etrafımızda bulunan insanlardan birisi, e, zaten dünyada her gün yaşanan olaylardan herhangi birisi, zaten karşılaştığımız bir şeyler olabilir. E, yani evet. Milyarların peşine takıldı ve bizim sabrımızı gerektiren bir durum olabilir. Evet. Milyarların, milyon değil yani milyar diyorum. Dünyada tek kalsam bile zaten diyemeyeceğin durumlar bunlar. Yani bir kişiyi Allah imtihan eder mi? Evet imtihan eder. Peygamberler tek imtihan olan kullardır mesela. Niye onu seçmiş diye adam. Yani işte dinin hani din kültürü ahlak bilgisine indirince böyle oluyor maalesef. Kültürsüz bir din anlayışı gelişti. Maalesef yani maalesef. Niye seçmiş diyor. Ya böyle bir soru sorulur mu? Sen bu soruyu soruyorsan peygamberlikle alakalı nübüvvet risalettir. Girmiyorum bile. Henüz hiçbir şey bilmiyorsun demek. Şimdi ben şöyle diyorum yani. Ya niye bu kanser hücreleri şekerle besleniyor filan. Ya o ne demek ya? Besleniyor işte kardeşim bunu bulguladık. Sana diyor ki adam bu büyümesin diye şeker yeme diyor sana işte bu yani. Niye şeker seviyorlar? Git kendine sor. Mikrofon. Yani bu, bunun gibi böyle bir durum mu? Ya yani niye seçmiş Allah diyor. Ben hani buna cevap olarak gelebilecek bir şeydi bu. Peygamberler tek imtihan, o imtihan tek kendi yaşayan kullar. Biz öyle değil. Ben diyorum ki hani öfkemle imtihan oluyorum. Duygularımla imtihan oluyorum. Özlemlerimle imtihan oluyorum mesela. Ee, oralar boşluk kalıyor çünkü yani insanda. Ee, ama öteki parayla imtihan oluyor. Benim gibi imtihan oluyor. Bir ton adam var. Bir ton adam var. Yani ee, parayla imtihan oluyor. olan. Evet. Aynı imtihan oluyor, Aynı şeyden imtihan oluyor. Birinde mesela adam şey evetten imtihan olmadım diyor mesela. Öteki diyor ki o filan servetten şöyleten imtihan oluyor yani ama tek sen olmuyor. Ama peygamberler tek imtihan oldukları bir durum var. O risalet durumunda o imtihan yalnızca o şahıs için geçerli. Peygamber şahsiyet için geçerli. Bizim hiçbirimizde böyle bir şey yok. Bu nasıl bir imtihan ya Rabbi sadece bana vermişsin haşa haşa böyle diyeceğimiz hiçbir durum yok. Bütün hayat 80 yıl yaşa tabi adam 118 yaşıyor. En uzun yaşayan şimdi bir kadın var herhalde. 118 senede bu imtihan sadece benim başıma geldi diyebilecek bir tane yok ama peygamberler özel spesifik imtihanları var. Yani o, o açıdan hani e, herkesin devesi aşağı yukarı birbirine benzer develer yani çok da fazla deve çeşidimiz yok yani. O yüzden bıçağı alıp e, zaten bıçaklarıyla girişmeyin imtihanınıza demek. O imtihan efendi efendim efendi, imtihanınıza şeyin mesajıdır aslında. Nasıl diyor onu? Efendiliği nereden çıkarttın derseniz bana kenardan onlara gözle Hazreti Ali'ye söylediği şey bu. Gözle ve sabret diyor. Sabır efendiliktir zaten. Efendilik uysallık, miskinlik falan değil. Sabırlı adam efendidir zaten yani. Sabırlı adam efendidir. Sabrın göstergesi de efendiliktir o zaman. Yani edeptir. E, dikkatli. Musa bozma kendini diyor. Evet. Bozma. Ya ben istesem lacivert de yerim ama şimdi yosun yaşını tercih. Hayır senin yosun yeşilinden başka tercihin yok. Efendilikten başka tercihin yok. Niye? Sen, mesaj mesaja böyle... kulak vermiş adamsın. Evet. Zulüm mü adalet mi? Adaletten yana tercihte bulunmuş kimsesin. Sen nasıl olur bunu yapabilirsin? Bilmediğin bir, şey, bir şeye nasıl iftira atabilirsin? Namuslu bir insana nasıl iftira atabilirsin? Bir mazlumu nasıl ağlatırsın? Bir hakkın olmayan bir şeye nasıl elini uzatırsın? Ya sen böyle adaletten yana tercih kullanmış, peygamber mi Allah'ın mesajına kulak vermiş birisi olarak. Allah'ın arzında, Allah'ın kulu olarak, Allah'ın peygamberinin mesajına kulak vermiş birisi olarak yapamazsınız. Allah'ın kurallarını, Allah'ın çizgilerine dikkat etmesi gereken birisi nasıl olabilir? Alternatifi yok. O yüzden sabır alternatif öne en önemli alternatiftir. Miskinlik değil. Maalesef o da yani ortalama bir dinler zihninde aşağı yukarı anlaşılan şey oluyor. Yani Biraz da böyle pompalıyor insanlar çünkü. Yani din adamlar da böyle anlatıyor. Yani din adamlar yanlış bir terim kullandım. Katılmıyorum. O cümle kelime çünkü. E, çünkü sabredilince itaat ediyorsunuz. İnsana karşı sabretmeyi insana itaat olarak algılıyor. Halbuki Allah'a itaat ederken insana karşı sabrediyoruz. Sabır, sabır çok e sağlam bir mücadele yöntemiymiş. Yani bunu evet. yaşayarak anlıyor insan. Normalde dediğiniz anlamıyla bizim zihnimizde bir çağrışımı vardı. Sabır deyince çekil köşene bekle falan hani böyle pıs aman dokunmasınlar. Ee, ben uzak durayım tamam. da gelir bu da yeter adam. Yani den öte e, tamamen bir mücadele yöntemi sabır. Ee, evet. e, hani İyi kalma alma mücadelesiydi. Neydi? Ee, anlatacaklarım vardı anlattığım e, Turumbo'nun hikayesinde geçen Trumbo, cümle. ne he. yapmamızı istemiyorlarsa onu yapacağız, <laughs> evet. yazacağız. Ne yapmamızı istemiyorlarsa onu yapacağız. İyi kalacağız. Söyleyeceğiz, sözümüz söyleyeceğiz. var. Söyleyeceğiz. Evet, yani iyi kalacağız. Eğer bundan buysa bizim imtihanımızın sebebi. Yaşayacağız ha, bu, bu arada bir çok konuşuyoruz ha. Yaşay yaşayacağız kardeşim yani. Yaşayacağız. Gülecek, güleceksin yani bu kadar. Gezecek misin, gezeceksin. Yiyecek misin, yiyeceksin. Bu kadar yani. Yani, yoksa şükrü demezsin. Şimdi ortalık acıdan geçilmiyor. Herkes bir damla da acı ırmağına, bir damla da kendi döküyor. E, ne olacak? Nereye gidecek bu işin sonu? yani birbirimize acılarımızda böyle hani bu, e, bu şimdi çocuklar slime'lar oluyor içine bir şey atıyorsunuz. Sonra gömülüyor içine. Yavaş yavaş bakıyorsunuz kayboluyor. Kaybolacağız. Acı denizlerinde kaybolacağız. Kim gülecek? Kim yaşayacak? Kim konuşacak? Kim yazacak? Kim dik duracak? Kim sabredecek içimizden? İnsanız ya insanız. Masal yaşamıyoruz. Gerçek bir hayat. Ayağımızı basıyoruz. Bakın biraz çimdik atınca acıyor. Yemeyince içmeyince karnınız ağrıyor. Böyle oluyor. İki saat az uyuyun görün ne oluyor? Kafa Leyla gidiyor. İnsanız. Öyle şey yok. Her şeyde insanız da. Bir burada mı insan, insan üstü oluyoruz? en insan olmamız gereken yerler duygulardır. En insan olmamız gereken yerler. Çünkü bizi diğer varlıklardan ayıran odur. Yani acı aynı şekilde duymayız. Sevgiyi aynı şekilde duymayız. Duygular bizi en insan yapan şeylerdir aslında. Oralara gelince insan üstü. Niye? Niye insan üstü oluyor? Acıyor kardeşim işte acıyor. Ağlıyorum ya ağlıyorum acıyor ağlıyorum. Korkuyorum. Ne var bunda? seviyorum, üzülüyorum. Ne var ki? Bunlar beni insan yapan duygular zaten. Hep böyle kasıl 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 kasvet kasvet kasvet. Bu iyilik değil yani. Ben hani e, ya olanı reddetmek için söylemiyorum. Bu yani türümüze yaptığımız bir iyilik değil. En azından onu söyleyeyim yani. Yani sadece kendimize karşı mesuliyetlerimiz, sorumluluklarımız yok. Yoksa şöyle bir ortadan çatlayayım Allah için sonra cennete gideyim. Evlatlar ne olacak? Hanım ne olacak? Herkesin, Anam babam ne olacak? Arkadaki bir ton adam ne olacak? Yani e, bu doğru bir mücadele yöntemi değil. Yani mücadele maç, değil ki doğru. Böyle mücadele maç kazanılmaz. De değil. Bu zaten mücadele değil. Böyle maç kazanılmaz. Evet. Yani olmaz yani çekilelim defansa. 11 kişi defans yapalım. Yer Kalenin o içinde 11 tane etten duvar örün 11 kişi. Böyle maç mı olur? Yok. Ee, bu şu demek aynı zamanda bütün diğer tak rakip takımın e, oyuncularını kalenin önünde yığmak demek aslında. Yani onları da sen kendi kalenin önüne yığmış oluyorsun yani. en ufak bir boşluk arayalım da oradan golü atalım diye çabalarlar sonra. Yani belki tamam takımdaki 11 kişinin 11'i de Messi olmayabilir. Ronaldo, Bo Maradona olmayabilir ama illaki takım oyunuyla, e, illaki bireysel yeteneklerle top bir şekilde rakip kaleye taşınır yani. Herkes kendi mevkisinde bir yer evet, tutar. Görevini iyi yapar. Esasçılarım, öteki Türk söyler, öteki yazar, öteki çizer. Mesela... Öteki konuşur, öteki dinler. Öteki Mesela... durur, sadece durur. 4 mü 5 gol attığı bir maç vardı. Onunla alakalı yapılan bir espri var. İşte Ömer Üründül güya şey diyormuş. Yani Ömer Üründül'ün klasik yorumları var. Messi attığı 5 gol <laughs> dışında... Yorumun bir katı da yapmadığı yorum. Tabii tabii. Messi attığı 5 gol dışında sahada hiç görünmedi. <laughs> e, defansa da pek yardım etmedi. Maç 7-0 bitmiş. Hani... <laughs> hani... Böyle illa yani, yani kasvet olacak, kasılacak yani. yani bırak <laughs> o adam o adamın işi onu yapacak. Onu, onu yapsın. Herkes evet. işini yapmaz. Herkes en iyi yaptığı işi yapmadan o iş olmaz yani. Forvetteki evet. adam şu an çok zor günler geçiriyoruz. Ben kaleci durma. Kalede durmak istiyorum. Yok abi sen kaleci değilsin git gol at. Olmaz ben kaleye geçeceğim. Evet. Ya bırak agitasyon ac yapma, drama bağlama git. İleride bekle. Biz sen gol at diye sen bu takımdasın. Yani ya da sen kaleci dursan daha çok ağlayacağız çünkü. Ya da kaleci biz. arkadaşlar şartlar çok zor. O yüzden forvete çıkmak zorundayım. Ya dur kalede. Sen topu yani böyle bir duygusallıkla hani şey davranıp gaza gelip galeyana gelip kaleyi terk etmek, alanını boş bırakmak çok daha büyük felaketleri yol açabilir. Çok Futbol üzerinden edebiyat yapıyoruz ama futboldan yani gidiyoruz. bugün gördüğünüz abi. gibi önümde bir ton kalem var ama futboldan gidiyoruz Bakın yani <laughs> yani başka misaller de verebiliyoruz yani. Seyir yani seyirciler. Ben hiç futboldan anlamıyorum birisiyim bu arada. <laughs> <Ya>. evet. <laughs> evet Hakan Abi teşekkür ederiz. İki ben saat teşekkür açtık nerede iki saat on dakika olacak izleyicilerimize de teşekkür ederiz programa katıldıkları için. Canlı olarak izlemeyecek olanlara da şimdiden teşekkür ederiz. Haftaya çarşamba inşallah bir aksilik olmazsa yine biz burada olmaya çalışacağız. Hakan Zaferle birlikte konuşacak bir konu bulup onu etraflıca konuşmaya i̇şte. çalışacağız sevgili izleyenler. Haftaya görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. İnşallah iyi haberler alırsınız. İnşallah hep beraber iyi haberler alırız, iyi bir şeyler duyarız. Bize iyi gelecek gelişmeler olur herkes için bunu diliyorum. Hakan abi tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek evet, üzere. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Olun.